Herkese merhaba. Çevrimiçi olarak sürdürdüğümüz etkinliğimiz GMK sunumların 9.'suna hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi pandemi süresince Çevrimiçi olarak YouTube'daki sayfamızdan yani YouTube GMK Turkey sayfamızdan etkinliklerimize devam ediyoruz. Sizler de bizi desteklemek için YouTube kanalımıza abone olursanız seviniriz. GMK sunumlarda amacımız etkinlik teması üzerine iş üreten, tasarımlarıyla öne çıkmış olan meslektaşlarımızı sizlerle buluşturmak ve verimli bir tartışma ortamı oluşturmak. Bunu yaparken tasarımcıların işlerini kendi ağızlarından dinleme fırsatı yaratmayı ve onlarla işleri, çalışma yöntemleri, tasarım anlayışları hakkında doğrudan diyaloğa girebileceğiniz bir platform oluşturmayı hedefledik. Bugüne kadar sırasıyla illüstrasyon, kitap kapağı tasarımı, sergileme tasarımı, yazı karakteri tasarımı, afiş tasarımı, markalama tasarımı, hareketli görüntü tasarımı ve disiplinler arası tasarım eğitimi başlıklarıyla GMK sunumları etkinliklerini düzenledik. Bunları kaçıranlar gmk.org.tr adresinden ya da YouTube'daki GMK Turkey sayfamızdan geçmiş tüm etkinlik videolarımızı seyredebilirler. Bugünkü 9. GMK sunumlar etkinliğimizin teması ilan tasarımı. Konuklarımız Kenan Ünsal ve Ali Batı. Öncelikle kendilerine davetimizi kabul ettikleri için GMK adına teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda etkinliğimizin afişini ve hareketli post tasarımlarını yapan sevgili öğrencim Karilla Karahan'a da emeği için teşekkürler diyelim. Etkinliğimize teknik sebeplerden ötürü hiç ara vermeden devam edeceğiz. Her konuğumuz kendisini kısaca tanıttıktan sonra 30-40 dakikalık bir sunum yapacak. Arkasından ikisinin de katıldığı yaklaşık 40 dakika kadar sürecek bir soru-cevap bölümümüz olacak. Sunum esnasında işlerle ilgili bir sorunuz ya da merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen YouTube'da live chat üzerinden yazın. Ben konuğumuza sorunuzu ileteceğim. İlan tasarımı hakkında genel sorularınız olursa iki sunum da bittikten sonra yazabilirsiniz. Böylelikle iki konuğumuzun da bu konudaki fikirlerini duyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi hem Kenan hem de Ali birer GMK üyesi. Sizlerden de henüz GMK üyesi olmayan ve üyelik hakkında bilgi almak isteyenler varsa sunumda bittikten sonra gmk.org.tr yazabilirsiniz. sayfasında üye ol kısmından gerekli tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Son olarak başlamadan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Demin Instagram'daki canlı yayında da hatırlattım ama burada da yineleyeyim. 1981'den beri her yıl düzenlenen GMK Grafik Tasarım Sergisi'nin 40.'sının erken katılım başvuruları yarın başlıyor. Yani 31 Mayıs'ta erken katılım başlıyor. Bu sene de başvuruları çevrim içi olarak alıyoruz, geçen seneki gibi. Sergiye katılmak isteyenler sergi.gmk.org.tr adresinden hem işlerini yükleyebilir hem de bütün kayıt, bilgi, ödeme işlemlerini aynı site üzerinden halledebilirler. Yaklaşık 4 hafta sürecek olan bu erken katılım sürecinde katılım ücreti avantajlarından da faydalanmanızı tavsiye ederim diyorum. Fazla da uzatmadan Kenan sözü sana vermek istiyorum. Tekrardan hoş geldin, söz sende. Merhaba herkese. Selam Ali. Selam Ferhat. Selam herkese, bütün izleyenlere. Sunumu paylaşarak hemen başlıyorum. Kendimi tanıtmayı hızlı geçeceğim. Bir dakika. İnşallah şunu full screen yapabileceğim. Görüntü. Ferhat, tamam mıdır görüntü? Görüntü henüz full screen olmadı. Bir daha aynı yerden denersen, demin olmuştu çünkü denemesini yaptığımızda. Tamam. Bir daha deneyelim hemen. Ha, şimdi olacak. Geldi mi? Evet, şu anda sorun yok yine. Tamam. Başlayalım o zaman. Kendimi çok kısa geçeceğim. Yoğun bir sunum hazırladım. 24 yıllığın bu kadar süreye sığdırmak biraz zor oldu benim için. İlan tasarımı özelinde. Kendi deneyimlerimden hani işe nasıl baktığımı, bütün deneyimlerimi size aktarmaya çalışacağım bu kadar sürede. Şu bakayım bir dakika. 40 dakika. Ferhat, sen uyarırsın beni, olur Tabii mu? tabii tabii. Tamam. Bu benim SSK'ya giriş kartım. Yani
Sene kaçmış? 98'in 3. ayı ama daha önce. Hemen öyle tabii şey olmuyor. Ajansa başlayınca hemen kadrolu yapmıyorlar insanı. 97'de başladım ben bu işe. 94 İstanbul'da doğdum. Kenan Ünsal ben bu arada ismini de söylemedim. 94-98 arası Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde okudum. 3. sınıfta çalışmaya başladım, piyasaya girdim. Yaklaşık 19 yaşındaydım galiba. Burada sırasıyla görebilirsiniz sağ tarafta. Güzel Sanatlar Bates, şu an Güzel Sanatlar oldu oranın ismi. Eskiden Network Ajansı'ydı. Orada Ayşe Bali'nin Junior Art Direktörü olarak mesleğe giriş yaptım. Sonra sırasıyla işte Total, McCann Erickson, Weiner Reklam Evi, Alamet Farika ve en son kendi ajansımız olan Muhabbet şeyim oldu, işte deneyimim oldu. Hemen başlayalım işlere. Sayısız marka ve kategoride iş yaptım. Yani 200'e yakın markaya iş üretmişimdir. Bunlar, şimdi onlardan böyle bir şey sıra sıra geçeceğiz. Tıklayarak geçiyormuş. Geçtik mi? Ekran değişti mi? Evet evet değişti. Tamam. Bu benim ilk ilanım. Onun için bunu gittim depodan buldum falan bugün. Sabah gittim şey iki terliğe depodan. Çıkarttım bu ilanı. Bunu sizle paylaşmak istedim. Benim için çok özel. Junior Art Direktörken yaptığım ilk işim. Sağ olsun Ayşe bana daha ilk dakikadan itibaren müşterileri teslim etmişti. Bana o güveni vermişti kendimi. O özgüveni aşılamıştı. O anlamda bu pastel işte kozmetik markasına ilk işimdi. Bunu sloganı da ben bulmuştum. Tasarımını da ben yapmıştım. İşte kendiliğinden kuruyan, 90 saniyede kuruyan oje reklamıydı. Bu Rodchenko'nun afişine böyle biraz gönderme yapan, böyle o bağıran kadın gibi. Onu böyle biraz gönderme yapan böyle bir grafik diliyle böyle bir tasarım yapmıştım. Sonra fotoğrafını çekip uygulamıştık. Sene 98 olabilir. Tam hatırlamıyorum bunu. Bu benim için çok kıymetlidir. İlk ilanım olduğu için. Sonra bu Ayşe'nin işidir aslında. Ayşe Bali'nin işidir. Ben onun junior'ıydım. Kenan demişti tipografisini sen yapsana. O zaman da Kaliforniyalı ünlü tasarımcı vardı. David Carson. Böyle esiyor böyle. Eski surfçü. Acayip yakışıklı bir herif falan. Böyle yazıları bozuyor. İşte şey yapıyor. Yani bayağı Raygandı, değil bozan, mi? Sistemi bozan bir insandı. Yeni bir tasarım dili öneren bir insandı. Ona özenirdik. Özenmek iyi bir şeydir bu arada. Sakın şey yapmayın hani. Böyle iyi insanları taklit ederek başlamak, kendini geliştirmek kıymetlidir bu iş için. Kenan demişti tipografisini sen yapsana. Tamam yaparım demiştim. O zaman tam onun etkileri vardı. O zaman bu fontlar hazır fontlar değildi. Nasıl yaptığımı anlatacağım çok hızlıca. Analogla dijital arasındaki bir nesildim ben. Bunun avantajları çok büyük. Bu işin zanaatıyla çok kafa yoruyordum. 94'te internet girmişti galiba Türkiye'ye yanlış hatırlamıyorsam. Okulda bir tane bir Mac vardı. Böyle kendimiz yapardık her şeyi. Böyle organik tasarımlar yapardık. Bu yazıları bozmayı da kendi kendime keşfetmiştim. Laser printer'dan çıkış alıyordum. Ajansta bakıyorlardı ne yapıyor bu arıza, bu 19 yaşındaki çocuk falan diye. Laser print alırdım siyah beyaz. Sonra onları ajansın dış duvarlarına sürterdim. Sonra elimle keskin böyle tırnaklarımla böyle ayrımlar, böyle katlamalar yapardım. Sonra onu scan ederdim ve yazıları bozardım. Bu yazı karakteri oradan çıkmadır mesela. O şekilde yapmışımdır. Sağdaki fotoğraf için Ara Güler'e çok dil dökmüştük. Ayşe ile atlayıp gitmiştik yanına. Vermek istemiyordu reklama hiç fotoğrafını. Şu çocukların fotoğrafını. Ama sonra ikna olmuştu bir şekilde sağ olsun. Rahmetli. Bu bir basın kampanyasıydı. O zaman gazete çok kıymetliydi çünkü. Çok kanallı sisteme de daha 92'ler, 90'larda geçmiştik Star TV ile. Ve ondan sonra Kanal D'ler 94-95 gibi girmişti. O zaman bu reklamcılığın hedonizm çağıydı. Hani televizyon da öyleydi. 90 saniyelik bir film yapmak, onun sorumluluğunu üstlenmek acayip bir sorumluluk yüklüyordu insanın üstüne. Aynı şekilde basın ilanı yapmak da öyleydi. Bir tam sayfa ilan olduğu zaman böyle herkes bir dakika tam sayfa ilan çıkıyoruz eyvah moduna geçerdi. Önemliydi değil mi? Çok değerliydi. Ertesi gün o ilan hakkında herkes konuşurdu. Kamuoyu, televizyona çıkan Sucu Çocuk filmini Serdar'ın yaptığı herkes konuşurdu. Gündem olurdu. Gazetelerde haber olurdu. Daha odaklıydık. Daha ona maruz kalıyorduk. Onun için o 90'ların sonları 2000'lerin başına kadar böyle bir hedonizm, mesleki hedonizm yaşadık. Kazanılan paralar
senin konumlandırmaları reklamcıyı, tasarımcıyı çok çok değerliydi. Korkmaz Yiğit'in evleri vardı, Ulus'ta yaptık. Ona bir basın kampanyası yapmıştım. İlan yaparken iki tane tercihle tasarımcı baş başa kalır, reklam yazarı da. Ya kartpostal yapacaksınız ya da mektup yapacaksınız. Bunu bizim sektörün abilerinden öğrendik bu şeyleri. Kelam, o bu kelamı kesebilirim ben de. Ya görüntünün hakim olduğu, görüntüde bir fikrin olduğu, görüntüde bir sürprizin olduğu bir ilan tasarlayacaksınız ya da kelimelerin gücünden, kelimelerin hayal kurdurmasından bir karşı tarafı yakalayacaksınız. Bu ikisini bir araya getiren bir kampanyaydı. İlk işlerimden bir tanesi burada. Bu da başka bir konut. O zaman böyle çok konut furyası yoktu gazetelerde de. Az ender ilanlar çıkardı. İşte reklamcılık işte mesela burada işte bir bebek koymuştum. Hani bir reklamcılık aslında bir duygu istismarı pozitif anlamda. İnsanların duygularını istismar ediyoruz. Bu da biraz oraya doğru böyle yanaşan bir ilandı az önceki. Bu ilk yaptığım ödüllü ilanlardan. O sene askere gitmiştim ben bu ilanı yaptıktan sonra. O sene dünyada Sony'de yapılan en iyi ilan seçtiler. Ben askerdeyken ajansım şeye gitti, Tokyo'ya ödül almaya. O yılın en iyi Sony ilanı seçildi. Ya biraz ben böyle ilan tasarımında o az önce bahsettiğim ikinci tarafı, şey ilk tarafı, kartpostal tarafına çok fazla yoğunlaştım. Yani bir karikatürist mantığında bakmaya çalıştım hep ilanlara, bir görüntü fikri bulmak. Çünkü basın ilanı, dergi ilanı dediğiniz şey televizyon spotu gibi bir şey değil. 25 santimde baş başa kaldığı izleyicinin, onunla çok fazla vakit geçirdiği, sana zeka oyununun fırsatını verdiği, onu beklediği bir alan. Basın ilanı, dergi ilanı yapmak ve kişisel bir alan o. Kişisel bir alanda çok kritik bir münasebete giriyorsunuz izleyiciyle. O anlamda çok o size o zeka oyunlarını yapma fırsatını verir basın ilanı ve çok kişiseldir. Onun için böyle hani biz gazete okurken arkadan biri baktığı zaman rahatsız oluruz. Veya poşete açılan dergiye ilk biz bakmak isteriz. O dergiyi saklarız, bir daha bakarız. O ilan hep orada duruyordur ve çok daha fazla vakit geçirirler. Hani şeylerin bir çıplak bir şeydir yani ilancılık baktığınız zaman, hani tiyatro gibi, hani onunla karşı karşıyasınızdır tasarımcı olarak. O anlamda böyle katmanlar, süslemeler, ne bileyim çok fazla efor şey yapmaz, çok etki etmez karşı tarafta çoğu zaman diyeyim bunu. Çoğu zaman böyle olur. Karşı taraf o ilandaki zekayı anlayacak akıldadır diye hep baktım. Onun için hep biraz böyle görsel bir hep karikatürler oluşturmaya çalıştım. Yani toplumsal hafızada, insanın hafızasında, belleğinde olan formlarla veya ne diyeyim resimlerle, işaretlerle markanın ürününün içgörüsünü taşıyan, vermek istediği haberi taşıyan o ikonları hep bir araya getirdim. Şu an yani çoğu ilanımda onu göreceksiniz. Böyle bir yöntem buldum kendime, görüntüyle kendimi anlatabilme adıma. Ve hep yazarak, çizerek çalıştım. Yani ilan yazarken de, ilan fikri bulurken de, kreatif direktörlerime, art direktörlerime bunları sunarken de hep bu şekilde çalıştım. Bu bana neyi getirdi? Daha çok vakti bilgisayar başında ayırmaktansa bunu kağıt üstünde ayırmak, bu denemeleri yapmak, bu çeşitliliği yapmak daha kritik ve daha zengin bir şey. Kendini kreatif direktörünü anlatabilme adına da. Bak bunlar, böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. O çöp adam bile illa çok iyi çizmenize gerek yok. Ben de çok iyi çizemem. Ama hani fikrimi anlatacak kadar, yani derdimi anlatacak kadar hep çizerdim. Ve art direktörlerime de beraber çalıştım. Ekip arkadaşlarımla hep bunu önerdim. Hep defteriniz olsun. Bir şey gibi, böyle bir ansiklopedi gibi içi çevirilerle dolu. Markanın şeyleriyle, mesajlarını çevirmeniz biz bir yandan da reklamcılar, tasarımcılar olarak. O defterlerinizi hep tutun. Alamet-i Farika'da çalışıp kreatif direktörken hepsine defter almıştım mesela. Bunları çöp adam da olsa hep illa bunu talep ediyordum onlardan. Bu mesela Sony için yaptığım ilk ajans, Total'di bu. Bir sonraki ajansım Güzel Sanatlar'dan sonra. Car Audio, araba teybi ilanıydı. Bunlardan bir tanesini uyguladım. Bu da ilk kristal elmamdır. Bunun da böyle bir şeyi ayrıdır, yeri ayrıdır bende. İşte dediğim gibi hani hafızada olan o yol çizgisiyle müziğin bir ikonunu bir araya getirip bu basitlikte bırakmak gibi böyle genelinde böyle bir şeyim var. Bakış açım oldu
ilan tasarlarken. Bu da mesela bunun gerçekten 3 boyutlu maketini yaptım. Bir promosyon işiydi bu. 72 ekran alana, 37 ekran bedava. Matruşka fikrinden çıkmıştınız. İlan taslağını aşağıda görüyorsunuz. Bunları 3 boyutlu yaptırtmıştım. Sonra ilanını bulamadım ama o da kırmızı zeminde bu matruşkalar duruyordu. Yine Sony'ye yaptım bir ilan. O zamanın akıllı telefonları bunlar. Yine bir görsel simetri üstünden gitmiştim. Formun. Bu da o zaman için yeni bir şey. 99'da rahmetli Murat Çetin Türk'tü yazarı bunun. O zaman gerçekten film çeker gibi böyle bütçeler ayrılıyordu fotoğraf çekimlerine. İşte eski bizim stat, İnönü Stadı'nın yıkılmadan önceki halinde. Herkes nerede? Evde televizyon başında dediğimiz. O emek sineması. Bunların hiçbiri durmuyor şu an. Ne kadar acı bir şey. Şu an bunlarla karşılaşmak. Açık hava duruyor ama. Tamam, açık hava duruyor. Manuel Çıtak'la çekmiştik bunları. Böyle tek bir ampulle bütün mekanları aydınlattı. Acayip bir deneyimdi. Çok şaşırmıştım. Bir tane sopaya, tripoda takılı bir tane ampulle bütün bu büyük mekanlarındaki bu grenli fotoğrafları çekebilmişti. Eskiden böyle ajanslar kendi PR'ını yapardı. Marka, ajans ismini kenara yazardı mesela. Total yazıyor mesela. Ajans imzaları vardı değil mi? Evet. Evet abi. Beğendiysen bekliyoruz yapan böyle. Güzel güzel bir yöntemdi bence bu. Fotoğrafçılar da diye gönderirdi bize değil mi? Bize diyeye bakardık. Diyadan karar verirdik. Tarım. Tabii tabii. Bir de fotoğrafçı seçmek. O zaman internet daha yeni olduğu için çok eskilere gidiyorum şimdi ama hani ImageBank diye kitaplar vardı. Böyle kartvizit boyutunda görüntüleri scan edip ilan taslaklarını yapardık. Sonra o şu anki shutter'lar gibi işte onun telifi alınırdı. Diyası gelirdi, taranırdı, taratmaya giderdi. Biz renk ayrımına giderdik. Prova baskıları için sabahlardık orada. Gazetede nasıl çıkacak acaba? En gerçek halini o zaman görürdük çünkü. Ve bayağı bir mesaiydi bu bizim için. Ama zevkliydi. Advantage kartı yaptım birkaç yıl. İşte yine markanın ikonundan hep yola çıkışlı böyle basın kampanyaları yapmıştım. Sonraki ajansım McCann oldu. Totalde 3-4 sene gittikten sonra. İzmirli bir jant firması. Ona bir basın kampanyası yapmıştım. Yine ürün özelliklerini başka görsel metaforlarla birleştirerek yeni bir görüntü oluşturma mantığında. Cornetto'ya gene soldaki işte kahveli ilanı, sağdaki de işte Cornetto mesirli çıkmıştı o zaman, onun ilanıydı. Hep önce ben bir ürünü alırım, logoyu alırım, logoya bakarım, logoda bir şey çıkartabilir miyim diye bakardım. İşte Arçelik, Kraliçe mesela iyi bir örnek hani benim aklıma gelen yaptığım işlerde. Önce marka ismine bakarım, oradan bir hikaye çıkartabiliyor muyum? Sonra ürünün kendi formla mesaj iletmek istediğim mesajı, ürün tabiatında olan mesajla yeni bir görüntü ortaya çıkarabilir miyim? Bu onların örnekleri. Hep oynarım o malzemeyle. Bazen de şu an hani çoğu Türk reklamcılarının hani gittiği yer, hani selebriteleri kullanma biçimi buna döndü. Hani sokaklarda da, gazetelerde de, dergilerde de hep bunları görüyoruz. Bazen de ünlüyü, o markanın ünlüsünü koymak da bir yöntem oluyor. Burada bir fikir görmeyebilirsiniz ama hani buradaki o zaman art direktörün tercihleri kritik oluyor. Kadının giyeceği kıyafet, kadının vücut formu, bakışı nasıl olacak, nasıl bir poz istiyorsun? Veya ilanın layout'unda nasıl bir hiyerarşi kuruyorsun gibi kararlar oluyor. Moda işleri de genelde böyledir. Hani bir mod, çok güzel bir moda, çok güzel bir uygulayıcıyla, fotoğrafçıyla o görüntü oluşturulur. Sonra sen en fazla logosunu koyarsın. İlkbahar yaz sezonu kreasyonu yazarsın. Bu iş yani fikirsizdir ama doğru iştir. Ve marka için doğru olandır. Onun için hani bu tip işlerde kariyeriniz boyunca yapacaksınız. Lee'nin kampanyasını yapmıştık. İşte Behind the Scenes kampanyası. Yurt dışının uyarlaması işleriydi bunlar. İşte ünlü ve başarılı işlerin arkasındaki insanları rol model olarak şeylere, markalara marka yüzü olarak koyalım dedik televizyona. İşte o zaman Asmalı Konak çok meşhur olmuştu. Çağınırmak, işte Galata Kulesi. Burada da işte tercihler. İşte Selin Yardımcı Türkiye'nin ilk kadın pilotuydu. Onu işte böyle bir mekanda işte tasarlayalım o zaman diye. Bu tercihler hep art direktörün ve tasarımcının tercihleridir. Veya Demir Birkan Eurovision'u kazanmıştı Sertap. Onun prodüktörüydü. O, işte müzik bakarken bir sekans yapalım diye bunların tasarımı başlıyor. Coffee Mate'e bir kampanya yapmıştık. Nescafe ile çok iyi giden. Onun için sıkı dostlar diye bir söze gelmiştik. Yine bilindik hafızada olan çok iyi bildiğimiz ikililerin tekrar yorumlarını yapmıştık.
Bunlar Opel bakmıştım bir ara. Tipografik ilanlardı bunlar. Gazete ve posterleri de oldu bayiler için. Bunları Almanya'ya satmıştık. İlk ihracatım bu benim. Opel teknolojilerini, ürün teknolojilerini anlattığımız, böyle tipografiyle anlattığımız ilanlardı bunlar. Polo Garaj moda yapıyordu. Bu da Kıvanç Tatlıtuğ'un Adana'dan gelip ilk şeyidir, işlerinden bir tanesidir. Şey çekmişti bunları da. Hep genelde onunla çalışırdım. Ben de unuttum. Nihat Odabaşı ile çekmiştik. Nihat üsttekileri çekip getirmişti bana. Ben de onu, bu dünyanın dünyaya biraz daha derinlik katacak şekilde aşağıdaki fotoğrafları çektim. Sony Cybershot'ım vardı. Onları çektim ve biraz daha bir katman daha eklemek istedim. Hani sadece modeli koyup üstüne Polo Garaj'la bırakmak istemedim. Winter Project of Polo Garaj dedik. Buna mağazalarda satılmak için gene bu atmosferde müzik tasarlattım. CD'sini tasarladım. Böyle bir dediğim o kış şeyinin, kış kreasyonunu böyle bir üst markalama yaptım. Winter Project of Polo Garaj diye. Bazen mecra da size yol açabiliyor, fikre yol açabiliyor. Bu koçun işte meslek lisesi, memleket meselesi, kod isimli. Bu başlık değildir. Kendilerini bulduğu zaten proje ismidir. Bu kamuoyunda buna dikkat çekmek için hani bunu mecrasından çıkan bir fikirdir bu da. Gerçekten gazeteyle konuştuk ve o günkü ilanların eleman ve daha çok işte hani usta, işte mekanist falan arayan o sayfaya böyle özel tasarladık. Bunlar geldi bize, gazete gönderdi. Biz bu ilanı tasarladık ajansla ve baskıya yolladık. Tam sayfa bir ilandı bu da. Bazen mecra size o fikri verebiliyor, kreatif fikri verebiliyor. Bu Alfa Romeo'ya yaptığım, ilk ajansa geldiklerinde yaptığım bir işti. Sevgililer Günü işi. Romeo Juliet. Araba işi yaparken özellikle yeni bir model varsa o arabanı gizlemeniz çok zordur. Buna izin almanız yok denecek kadar azdır. Onun için iyi bir arabayı iyi göstermek zorundasınız. O zaman kelimelerde ilhamı aramanız daha kıymetli oluyor. Bu da bir babalar gününde bir şeydi. Test drive işiydi. O size doğru yoldan gitmeyi öğretti. Siz onu yoldan çıkarın diye böyle güzel bir başlık atmıştı yazarım. Bu da anneler günü işiydi. Gördüğümüz en güzel sürücüye. Almanya'da sanırım 2003 veya 2004'teydi Ludwig çarpında bir 9 Türk yanarak öldü. Bu hala aydınlatılamamış bir olaydı. Irkçılar ve milliyetçiliğe dur de vakfı geldi. Bir kamuoyunda böyle dikkat çekecek bir ilan tasarımı ve poster tasarımı istediler benden. Ve gene aynı bakış açısıyla yeni bir görüntü oluşturdum konuyla alakalı. Taslak çizmek çok çok kritik. Bazı işlerin taslaklarını bulabildim, bazılarını bulamadım. Kusura bakmayın. O bulabildiklerimi koydum buraya. Hani solda taslağını göreceksiniz. Sağda bu da bir arçeliğin. Arçelik bana çok fazla ilan yapma şansı sağladı. Müşteri o anlamda çok kritiktir. Müşteriyle beraber yapılan bir iş bu. Bu hani ajansım var diye şu an söylemiyorum bunu. Ama iyi bir müşteri, sizi anlayan, sizin zekanızı ve sizin becerinizi anlayan bir müşteriyle yolunuz inanılmaz açılıyor ve hızlanıyor. Arçelik öyle bir markaydı benim için. 3 tane sunardım. 3'ünü de yapalım derdi. Benden daha çok heyecanlanırdı. Bunlar ödül ilanı değil, gerçek ilandır. Gerçekten markanın kullandığı ilanlardır bunlar. Bu da bir ödül duyurusu ilanıydı. Dünyanın en sessiz bulaşık makinesi, dünyanın en az harcayan birkaç tane ödül almıştı. Onları bir kupa gibi yeni bir görüntü oluşturdum bulaşıklardan. Gene o zaman bu potlar yeni çıkmıştı. Arçelik'in iPod'uydu. İşte kulaklıklar melek oldu gibi böyle yeni bir karikatür tasarlamıştım. Kurutma makinesi kampanyasıydı bu da. Özenle kurutur başlığıyla. Görüntüye hep öncelik verdim ben. Hani çünkü hani Arçelik'in yaptığı da oydu. Hani bir ürün fikri buluyordu. Ürün tasarım fikri buluyordu ve inovasyon yapan bir markaydı. O zaman ben de onlara ilancılığını yaparken onları o şeyi göstermem gerekiyor gibi, o zekaya eşlik ediyor olmam gerekiyor gibi hissediyordum.
ve her seferinde onların o buluşlarındaki içgörüye yakın bir yerlerden ne yapabilirim diye her seferinde baktım. Bu da hani çamaşırına değer veriyorsan, hani böyle onları uzun süre saklamak istiyorsan böyle bir arçelik kurutma makinesi ilanı cezbedebilir diye düşünmüştüm. Bunlar da ödül almıştı sanıyorum. Ve o zaman bizim için, Ali için de geçerlidir eminim, o da anlatır. Aynı fotoğrafçıyla çalışırdık, İlkay Muratoğlu'yla. Ajanstan çıkıp o stüdyoda bu ilanın analogtan gelme olduğum için belki buluşlarını yapmak, bunlar retouch'ta değildir, retouch işi yoktur bunların hiçbirinde. Onu nasıl analog olarak çözebiliriz oyunlarını oynamak benim için bir rehabilite alanıydı. Ve çok iyi hissederdim fotoğrafçıyla baş başa kalıp ajans prodüktörümle bile gelmesen derdim. Ben orada oraya gideceğim ve uğraşacağım. Bunları da mesela kıyafetleri gerçekten kaç 3 metre plexiglas kestirip gerçekten presleyip çektik bunları tepeden. Retouch'a çok az iş bıraktık. Hatta hiçbir retouch yok galiba bunlarda. Belki dalla o görüntülerin birleştirilmesi kadar basit bir şeydir. O anlamda benim de söyleyeceğim şu olur. Bu şu an izleyenler bu işleri bu işlere bakarken, değerlendirirken bağlamını da o yıllara göre düşünürse oldukça büyük bir fark olacaktır. Şu anda birçok art direktör zaten Photoshop'la doğmuş durumda. Kenan da bahsettiği gibi biz biraz geçiş dönemindeydik. Ben mesela başladığımda letrasetler hala çekmecelerde duruyordu. Evet. Şimdi bunu söylediğimde herhalde bir kısım izleyici letraset nedir diye merak edebilir. Google'lamak faydalı olabilir. O letrasetler kıymetliydi. Onlar ithal edilen malzemeler. Muhtemelen biz dijitale geçtiğinizde bir kısım ajans çalışanı ithal edilmiş letrasetlere kıyamadı. Çekmecelerde kaldı onlar. Evet evet, çok haklısın abi. Yani mesela hani şu sunum için diyatar atmak istedim. Bulamadım. Diyatar açacak yer bulamadım. Tabii ki. Yani, diye yok. Hayatımızda evet, diye kalmadı. Evet. Ya Arçelik genelde az enerji harcaması, daha ekonomik çözümler üretmesi. Yani kafayı biraz oraya takmış bir markaydı ve hep bunun inovasyonuna doğru odaklardı kendini teknoloji olarak. O anlamda çok fazla, çok yakın, hep çevre dostu işler var portfolyomda, Arçelik şeyinde, tarafında. Bu da gene yuvanız için çevre dostu ekonomik çamaşır makinesi. İşte bir kuş yuvasının çamaşır makinesi formunda yaptırmıştım. Bu da ayaklı ütüydü. Isındığı zaman kendini yukarı kaldıran, çamaşırını koruyan bir şeydi, üründü. Onun ilanı. İki tane sunmuştum. İkisini de uygulamışlardı. Bu daha poster fikri gibi, daha basit. Gene dünyanın en sessiz bulaşık makinesiydi galiba. Evet, bulaşık makinesinin gene gene bilindik bir ikonu, o ürünle alakalı bir dünyayla anlatma yolunda gittim. Bu bir derinlik sağlasa da aslında o iletişim yolculuğunu çok kısaltan bir yöntem olduğunu gördüm ben yıllar içinde. Çünkü hafızada var olan görüntüleri, sembolleri kullandığınızda anlaşılırlık ve o işle kurulan heyecan, izleyici için heyecan ve keşif çok çok hızlanıyor. Ve ben bunu anladığıma çok daha hızlı geliyor ve o zaman onun keyfini sürmeye başlıyor. Onun için bu kestirmeleri her zaman kullanmaya çalıştım. Bütün kariyerim boyunca hala kullanıyorum. İşte çamaşırı tanıyan teknoloji, bunun filminde de buna benzer bir şey yapmıştık. Barkod bu sefer ikonuna gittim havlulardan. Doğayı tüketmeyin, gene az elektrik harcayan televizyon ilk kampanyası bu, ilan kampanyası, dergi kampanyasıydı bu. Bunu da mesela Temin Ali'nin de dediği gibi, hani bu da çok analog bir şeydir. Retouch sadece kabloyla kartalın ve hayvanların, diğer seriyle göreceksiniz, hayvanların bir yere getirmesi kadar, feather'la eritilmesi kadar bir retouch vardır bu işte. Çekime giderken işte DNR'da o Alman markası vardır, böyle çok detaylı hayvan koleksiyonu satar. On figürleri almıştım. Dedim siyah balonla biz bunu çözeriz ilk ay ya dedim. Evet ya, getir bir deneyim. Siyah balonu aldık, gerdik ve çektik. O kadar. Ve sonra onu eritmesi kaldı sadece. Hani bu keşifler bana çok iyi hissettiriyordu. Hani bu uğraş diyeyim ve ona o vakti ayırıyordum o işi yaparken. Sadece tasarlamakla, fikri bulmakla kalmıyordum. İşin prodüksiyon kısmında da bu detayları düşünmek çok keyifli hale geliyordu benim için. Hiçbir zaman bırakmadım onu.
Bu da içine fotoğraf koyulabilen bir klimaydı. Çok yeni buluşçu bir iştir bu da. Ürün olarak. Gene hani bir sanat eserine bakar gibi saçları uçuşan iki tip kullandım bunda da. Bu da ikinci yoldu sundum. Bunu da uygulatmıştı markamız. Bu sefer de bilinen tabloları yelpaze gibi yapıp o serinlikle sanat arasında, Art Cool'du ismi de zaten, bağlantısını çok hızlı şekilde kestirmeden kurdurmaya çalıştım. Yine büyük bir buzdolabı, bu da bir karikatürdür. Büyük balık küçük balığı yer, tepeden bir buzdolabı, hepsinden daha büyüktür, hepsinin en büyük balığı bile yer. Bu da bir karikatürdür baktığınızda. Az enerji harcayan gene bir televizyon kampanyası. Bunları Şahin Koç'a çizdirip sonra grafik tasarımları ben yapmıştım, bu para tasarımlarını. Bu da çok basit ve çok akılda kalıcı bir görüntü olduğuna inanıyorum. Bu kolu da çekimden sonra takside unutmuştum. Adam gecenin bir vakti evine giderken bagajını açtığında eminim şok olmuştu. Şöyle bir koldu çünkü bu. Gerçekten yaptırmıştık bu kolu. Zero standby, televizyon standby modunda az elektrik harcıyordu. Bunu da o hani keskin nişancının işte bir doğal hayatta yaşayan bir hayvanı işte hedef alması gibi böyle bir tansiyon yarattım bunda da. Bunun filmi de oldu. Filmini de yaptı. Bazen bulduğunuz bir ilan fikri filme yol açabiliyor. Bu öyle bir işti. Bu da çok art direktör için, bir tasarımcı için çok kıymetli bir şey. Bir anda bulduğunuz bir ilan fikri ne televizyonda 25-30 saniyelik bir hikaye anlatımını da görüyorsunuz. Bu da acayip bir mesleki motivasyona yol açıyor. İşte bu da az elektrik harcamayla, klimanın az elektrik harcamasıyla alakalı bir şeydi, bir buluştu bu da. Görsel buluştu. İşte fatura canavarı diye bir şey fikri buldum. Sonra onu 3D yaptırdık. Sonra bunun filmini yaptık. Böyle origami gibi böyle kağıtlardan böyle bir dünya kurdum. Şehir kurdurttum. Turgut Akaçık'la yapmıştık bunu da. Bu da öyle bir işti. Opet'in mesela böyle ilanlar da hep böyle temiz, clean cut işler yok hayatımızda. Bir promosyon işiydi bu da. Arçelik, Opet'le işbirliğiyle hediyeler kazandığım böyle bir kampanya işiydi. Burada da hani gene o pompayı elime alıp baktım. Ben bunu nasıl anlamlandırırım? Bazen işte böyle kağıtta çalışırken lafı da beraber yanında geliyor. Hani bunu metin yazarı bana hazır vermemişti. Böyle bir form şeyi buldum, dostluğu buldum diyeyim. Ondan sonra bunun lafı da böyle yaparız. Filmi böyle olur. İşte bombardıman, işte böyle bir müzik tasarımı olur diye. Hemen bir anda o filme dönüştü. Bunu da filmini bir yapmıştık. Bu da işin iyi tarafı. Minyatür çizmiştim bir CD kapağı için, Double Moon'a. Sonra alameti fark edip creative direktörken sonra onu marka görmüştü galiba veya art direktörüm, abi onun o iş için, o iş gibi bir iş yapsak ya dedi, Ramazan kampanyası için. Sonra oturdum, onu bozup bir daha oturup çizdim. Bunun da filmi, işte Baran Baran'la anime ettik bunu. Bunu iki sene kullandılar bunu. Minyatür çizdim. Bu bayağı meşakkatli bir işti. En çok vaktimi alan işimdir kariyerimde. Yani bu değil de o CD kapağı. Minyatürü keşfetmek, minyatür çiziminin nasıl olduğunu, o kaligrafik sanatının nasıl olduğunu keşfetmek. Gittim Çembertaş'ta o kaligrafla oturdum, şey yaptım. Mesai harcadım. Kara kalemle bu karakterleri çizdim. O iki boyutlu halde hareketleri nasıl olur, kostümleri nasıl olur. Böyle bir sürü karakterler çizdim kafalar. Sonra onları bilgisayarda kaligrafik penle oturdum sıfırdan bir daha çizdim. 1,5 ayımı almıştı o CD kapağı. Hiçbir işle sanırım bu kadar uğraşmamıştım. Bu da Türk Hava Yolları'na uyarladığımız Ramazan kampanyası versiyonu. Bunu da lafını ben yazmıştım. Görüntü fikri de benimdi. İşte Türk Hava Yolları'nın işte business class ilanı. Ünlülere çok sponsor oluyordu. Ünlüler demeyeyim de hani bilinen Manchester United, Barcelona, işte bireyselde işte Kobe Bryant, işte Karolina Wozniacki gibi ünlülere yatırım yapıyorduk o ara. Ama ben o ünlüyü alıp da işte hani böyle poz verir gibi gösterir, ürünü gösterir gibi kullanmayı hiçbir zaman tercih etmemeye çalışıyorum. Orada markaya dair veya mesaja dair yeni bir görsel üretilir mi diye çok kafa patlatıyorum. Bu da İşte dünya haritası hani şu kadar 170'ten fazla ülkeye uçuyoruz mesajını o zaman ona çok fazla reklam yatırımı yapıyorlardı. Bu kızı o amaçla kullanabilir miyim diye. Rakette o simetriyi buldum. Bir dünya haritasının şeyleri
enlem boylamları gibi. Ona çevirdim. Bu sonra yurt dışında açık havaları oldu. Bu İKSV sponsorluğuydu Türk Havalı'nın. Yine bunu da stop motion filmi yapıldı. Bir bavul fikri, kırmızı bavuldan dönen böyle bir sahneye dönüştü bu. İçindekiler hareketli oluyordu sahne. Bir tiyatro sahnesi, bir sinema sahnesi gibi. Bu her zaman da kendiniz çizmek, kendiniz yapmak zorunda değilsiniz ilan tasarlarken. Kiralıyorsunuz yetenekleri, müşterinizin bütçesi el verdiğince. Bu Craig Redman, Daniel and Craig çok ünlüdür bu illüstratör. Ali Işıtır vardı bizim, işte serbest kreatif diyordum ben ona. Böyle her şeye böyle pansuman olan böyle bir becerikli bir arkadaşımızdı. O Craig Redman'a işte bir teklifte bulundu. Çizer misin işte bizim Manchester United'lı veya Barcelona futbolcularımız? Çizerim dedi. Çok da makul bütçelere yaptı bunu, sağ olsun. Sonra bu illüstrasyonlar gelince bunların ilan haline dönüşmesi lazım. Ne olabilir diye baktı. Getirdi önüme. Abi ne yapabiliriz bunu? Sonra biraz hani bakınca hani bunların böyle bir chart gibi bu illüstrasyonu ele alınabileceği fikri geldi aklıma. Hani Türk Hava Yolları'nda Messi için, Rooney için o özelliklerin, işte video gaming'in, işte online şey, internetin, işte ödüllü mutfağının, işte diğer servislerinin ne kadar oranda onun sevdiğine dair böyle bir yapıya, bir anlama getirdim. Böyle anlamlandırdım hani illüstrasyonlarını. Sonra bunlar ilan haline geldi bu şekilde. Hani en yoğun, işte Iniesta en fazla işte kafasının olduğu yerdeki o noktalar, işte en çok sevdiği Türk Hava Yolları'ndaki hizmetler gibi bir anlam. Bunun böyle bir seriydi. Bu da sıfır retouch bir iştir. Serdar Tanyeli ile çekmiştik. Caz Yeşil adamı. Bunların çoğunu tabii kreatif direktör olduktan sonra çok yetenekli gözü evvel arkadaşlarımla yaptık. Tek başıma yapmadım bunları. Kreatif direktör olunca bir üst şeye çıkıyorsunuz, bir arkaya atıyorsunuz kendinizi, yönlendirerek gidiyor kariyeriniz. O anlamda çok şanslıydım. Çok iyi gözü evveller yanımda oldu. Çok yetenekli insanlar gördüm. Yetiştirdim kimini okuldan alıp. O anlamda şanslı hissediyorum kendimi. Sokak olunca bu ilan da çıktı, onun için koydum. Burada şey olabilir Ferhat, ihlal olabilir. Ama ilanı da çıktığı için koydum bunları. Sokakta daha şiddetli işler yapmaya, daha provokatif işler yapmaya. Çünkü bizim zamanımızdaki en iyi basıncılık, en iyi açık havacılık işlerini yapan marka Benetton'du. Toscani'lerin yaptığı veya Colors dergisi, Tibor Kalman'ların yaptığı o Colors dergileri. Hep ilhamlarımızı oralardan alırdık biz. O stopper görüntüyü oralardan öğrendik veya provokatif iş yapmayı. Onun için bir sokakta biraz daha böyle agresif ve tansiyonlu işlere hep gitmeyi önerirdim çalıştığım ekibe de. Bazen de çok fazla mesaj vermesi gereken marka, yılda işte en az 10-15 tane ilan veya film yapan bir müşteride hızlanmak adına marka dünyası kurmanız gerekebiliyor. Bunlar da gazete ilanı, dergi ilanı gibi şeyler. Hani bunları da yılın başında art direktörlerle oturup işte bu dünyaları kurardık. Ve bütün yıl boyunca çok hızlı şekilde üretilirdi. Grafiker bile bunu yapardı. Bir tasarımcıya gerek kalmadan. Bunların görüntülerini stoklu bir kere de gider çekerdik. İşte Ozan Güvenli bonus kafaları. Sonra konuya, mesaja göre ikonlar, işaretler, semboller girerdi. Garantiye böyle bir kimlik dünyası kurmuştum bu kampanyayla beraber. Bunu bayağı bir kullandılar 5-6 yıl. Çünkü garanti hani tek bir şey değil. Çok fazla işte ekstra genci var, o su var, işte masters'ı var. Hepsinde de farklı farklı marka dünyaları var. Bu da markanın mesajını verirken, ha bu o markanın mıydı ya? Bilemiyorum ya falan. Çok serbest alandaydı. Bu bende bir böyle bir acaba ya bunu toparlamanın bir yolu olabilir mi? Baktığınız zaman garantiyi hemen hissedebileceğiz, bir dünya kurulabilir mi diye bir çalışmaydı bu. Bunu bankaya önermiştim. Bu dediğim ribbon mantığını oturtmuştuk art direktörlerimle. İşte şey, kredi işlerinde de, işte imaj ilanlarında da, marka ne olursa işte garanti, tam destek. İşte yani bunların ilanların garantiden gibi olması, garantili gibi değil. Çünkü kenarında işte Masters logosu var, kenarında küçücük garanti var. Bu garantili oluyor.
bunların garantiden bir haber, garantinin bir markası gibi hissedilmesinin marka için daha kritik bir karar olduğunu karar vermiştim. Ve böyle bir baktığınız zaman standart gibi durabilir ama bazen de bunu yapmanız gerekir reklam ajansında çalışırken. Bunun sonra benzerini Turkcell'e de yapmıştık gene aynı ajansta. Miles & Miles'ı gene yapmıştık, ünlü kampanyasıydı. İşte gene kartın üstünde olan o globe formunu işte tasarım bir koltuk haline getirdik ve ünlüleri onların içine oturttuk. Bu bayağı kullandılar onu. Sonraki senede bu sefer balon haline getirdik o sembolü. İşte farklı mesajlarda, farklı tasarımlarla ve düzenlemelerle bu ilanlar çoğaltıldı, üretildi. Gene bu Martin Lindstrom vardı, çok takip ederiz biz. Kendisinin fikirlerinde ve görüşleri çok kıymetlidir bu sektör için. Onun ortaya attığı bir kavramdır bu. Smashable icon der buna. Bir Coca-Cola'nın veya işte bu Bridgestone örneğinden konuşursak bunu böyle kesip parçaladığımız zaman da o küçük, her bir küçük parçada o markanın kimliğini veya işaretini hissedebiliyorsak bu smashable icon'dır. Bu çok kritiktir bir marka için. Bu da gene bir işaretten bulunmuş. Bunun da televizyon kampanyası 5 yıl sürdü. Hani bir emniyet lastiği, emniyet üstüne bizim gitmemiz gerekiyor, babalara oynamamız gerekiyor diye stratejik olarak karar verdik. Ve onun bir tasarımcı olarak bir ikonunu yarattım. Ve ondan sonra bu lastikler farklı farklı, bu beşli bir kampanyaydı. Sonra işte hani çevreci dendiği zaman bir pandaya taktık. İşte ticari araç olduğu zaman bir tır şoförüne taktık. Onunki biraz abartı oldu. Veya sağlamsa lastik kampanyası. Hala bu dil sürüyor. Yaklaşık 9 veya 10 yıl olmuştur. Olması ve 8 falan. Lastik tüketicisiyle beraber yürüyen lastik ve çıplak ayaklılar. O lastiğin o tansiyonunu hissedebilmek adına, değerini hissedebilmek adına. Bunlar da poster ama ilanları vardı, gene koydum. Bunların da gene filmi bu dünyadan çıktı. Gene bir görsel simetri fikri. Hani bu bir karnaval havasında geçen ve içeriği çok yoğun bir programdı o sene. Böyle o tavus kuşunun o gösterişli ve ihtişamlı formunda, o kanatlarındaki her bir kanadında olan yuvarlak formu bir göz sembolüyle eşleştirmiştim. Bu da bir karikatür baktığınızda. Sonra bunun 3D filmini yapmıştık. Aynı zamanda açıyorlardı, kapanıyordu vesaire. Bir klasik müzik eseriyle onu linklemiştik. Muhabbete geldiğimizde de Coca-Cola'ya, Coca-Cola Türkiye bu, bütün ürünlerin reklamları. Onun televizyon kampanyasının basın ayağıdır. Bunlar da tam sayfa, yatay yapmıştık ilanları. Coca-Cola dolabının, orada da bir görsel buluş vardı. Dolabı açtığınızda Coca-Cola'nın Türkiye için sağladığı faydaları, sponsorlukları, işte toprağa yaptığı katkıyı, istihdama yaptığı katkıyı, çalışan kendi işini kurmak üzere cesaretli olan kadınlara biraz daha cesaret verme şeylerini, mesajlarını, milli takım, futbol takımına sponsorluklarını, hepsini bu dolabın içinden, sanki burası bir geçitmiş. Açtığınız zaman, filmi de öyleydi, açtığınız zaman sizi o dünyaya götürüyordu. O dünyayla tüketiciyi bir araya getiren sihirli bir geçit gibi bir şeydi bu. Netflix bir şey gibi, içeriği gibi. Bunlar da onun basın ilanlarıydı. Film ekimine böyle çılgın bir şey yapmıştık. Hiç İKS ve film ekimi için biraz cesur bir işti bu. Bile bile kötü reklam yaptık. Yerel reklamlar gibi yaptık bunun videosunda. Posterlerini de gene aynı şekilde yaptık. Ve gayet iyi bir sonuç aldı. O sene bayağı bir şey sattılar. Bilet satıldı, full satıldı hatta. Burada böyle bazen de o cesareti ve o riski almak gerekiyor. Bir şeyi kırmak gerekiyor. Film ekimi gibi değil ama orada da insanların film sevgisini test ettik. Öyle bir oyun oynadık onlarla. Hani bu reklama rağmen diye bir hashtag'i vardı bu işin. Bu reklama rağmen hala film ekimine geliyorsa işte sen gerçekten iyi bir film seversin gibi bir mesajı vardı bunun da. Bu da radikal işlerden bir tanesiydi. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bunlar sonraya kalmış. Bunlar da onların şeyleriydi, devam işleriydi, karışmıştı. Tamam, senin bitti galiba değil mi Kenan? Bitti. Tamam, çok teşekkür ederiz. Harika işlerdi. Zaten izleyicilerimizden de devamlı o yönde yazılar geliyor. Bunları zaten size sonra ileteceğim. Şimdi sana teşekkür ediyoruz. Sözü Ali'ye verelim. Kolay gelsin Ali.
Eyvallah, sağ ol. Bu sunumdan sonra hakikaten kolay gelsin. Teşekkürler. Kafa dermanı olarak koydun mu? Bir tane var. Ha, tamam, okey. Bir tane var. Olma mı? Ey, güzel. Nasıl şimdi? Kendinden bahsediyorum. Evet, biraz kendinden bahsedersen. Dur, o zaman ben de bir ekran paylaşımıyla şöyle bir... Oluyor muyuz? Görüyor muyuz? Evet, şu anda full screen görüyoruz. Tamamdır. Şimdi Karile'ye bir teşekkür edelim önce. Ben de keyifle izledim filmini de vesairesini de. Güzel bir tasarım olmuş. Bence bizimki, en güzeli bizimkisi. Şimdi bunu aslında şeyden önce de bu temayı konuşurken de ilan konusunun aslında biraz geçmişte kalmış olabileceğini, evet olabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi geçmişte kaldı mı ya da evrim mi geçirdi? Oradan biraz başlayabiliriz konuya bence. Şimdi geçmişte kaldıysa o zaman Karila'nın bu yaptığı nedir? Çünkü basılı olmasa da ilan yeni mecralara adapte olmuş durumda. Şu gördüğümüz bir ilansa eğer, sadece mecrası değişti. Artık bir gazetede değil, bir sosyal medya platformunda gördüğümüz bir şey. İlanı olan ihtiyaç değişmedi. O gene var. Fakat bunun dijitale uyarlaması ya da sayfa üzerindeki baskısı, bunlar bir şekilde aynı anda da devam ediyor. Şu anda da ilan devam ediyor aslında. Yani okuduğumuz gazetelerde, dergilerde bunlar var ama dijitale uyarlamaları da devam edecek bununla birlikte. Evet, aynen, bundan bahsedebiliriz. Bir de burada önemli olan şu görüntü, durağan görüntü ve hareketli görüntü. Video, zaten bu gönderinin aynı zamanda video versiyonları, formatları da gönderildi. Onun dışında aslında hayatta değişen, o anlamda değişen çok bir şey yok. İlan bir durağan görüntü olarak, bir still image olarak hala hayatımızda devam ediyor. Şimdi kendimden bahsedeyim biraz. Bunu niye koydum? Rafineri'de açıkçası sanırım ikinci senesindeydi. O dönemde sanırım Kenan ayrılmıştı. Kenan 2004 mü bu, 2005 mi bilmiyorum ama sen neredeydin o sırada? Ama benden önce, Kenan Rafineri'deydi benden önce. Yok, değilim. Ben kurulma aşamasında Rafineri'ye gitmedim. Total bir kısım şeyiyle, bir kısım değil çoğunluğuyla, çoğunluk hisseyle ayrılıp Rafineri kurulmuştu. Ben o kurulma aşamasında Total'de kaldım. Sonra ismi Terminal İstanbul olmuştu oranın bir sene daha. 2003 Orkun işte sonra oraya. Sen eyvallah. O zaman Didibiko'da mıydın? O zaman mı oradaydın? 2003 ben, ama konuştuğumuz. 2004 sanırım. Rafineri, ben evet, bu durumda öyle oluyor. 25. çalışanıydım. Bir sene sonra zaten 125 kişi, 100 küsür kişi oldu Rafineri. Biraz hızlı bir şekilde büyüyordu. Bu da 2004'te benim bir yılbaşı partisindeki fotoğrafım. O dönemlerde hala saçlar, sakallar siyahken genç insanlardık. Kenan da muhtemelen aynı deneyimi paylaşacaktır. Toplantı odasındaki en genç insan olmak gibi bir özelliğimiz vardı. Onun kıymetini bilemedik. Yani ben bilememişim sonradan. Şimdilerde öyle bir şey yok. Bir daha da zaten öyle bir öyle bir avantaj ele geçmiyor yani. Avantaj mı diyelim bilmiyorum ama yani hep öyle bir durum oldu uzun seneler. Marmara Üniversitesi grafik bölümü mezunusun değil mi Ali? Evet, mezun olmam biraz uzun sürdü. Bu kısımları soru cevap şeklinde yaparsak benim de aklıma daha çok gelir. Ben bayağı ya 5 sene öncesine kadar hala okuyordum. Ben lisansı, yüksek lisansı ve doktorayı Marmara'da bitirdikten sonra Parsons'da devam ettim okumaya açıkçası. O yüzden hani 7 ile 35 arası ben non-stop kesintisiz bir şekilde akademik hayata da devam etmiş oldum. Marmara sonrasında Parsons'da Design and Technology okumak istiyordum ben açıkçası. Ama belki o zamanlar kaynaklar vesaire. Çünkü çok da el vermiyordu açıkçası. Daha sonra biraz beklemem gerekti. En sonunda orayı da tamamladık. O kutuyu da işaretledikten sonra
hayatı devam ettim. Bir süre kaç işte herhalde bir 7-8 sene önce falan bir burs kazandım Parsit'ten. Ondan sonra tasarım, dizayn ve tasarımın master's bölümünde MA olarak onu da okudum. Ha, çok güzel. Peki sen ilk işin neresiydi mezun olduktan? Yani daha doğrusu okurken ilk işin rafineri mi? Rafineri. Orada Lori, o da New York'ta şu anda. Metin yazarımız vardı. Kenan da hatırlar. O aslında Metin yazarıydı ama grafik bölümünde okuyordu. O rafineride çalışıyordu ve onlar o sırada bana bir art direktör arayışından bahsettiler. Ben gidip Ayşe ile görüştüm. Okul bittikten bir hafta sonra ben rafineride başlamıştım zaten. Ne kadar sürdü rafineride çalışma hayatın? Yanlış hatırlamıyorum. Ya 2 sene ya 3 sene. Daha sonra İtalya'da az önce bahsettiğimiz Toscani Benetton'un parlak dönemlerinde fabrika o işleri çıkartıyordu. Fabrikadan bir davet alınca, yani oraya işlerinizi gönderiyorsunuz. Onlarla seçilen iyi işler arasından beğendiklerini davet ediyorlar açıkçası. Hı hı. Oradan bir davet kazanınca İtalya'ya geçtim ben. Bir sene İtalya'da devam etti. İtalya'dan dönüşte de DDBCO'ya başladık. Ve DDBCO sonrası bir süre Apple, arkasından Low, daha sonra da işte kendi işlerimi yaptım. Zaten burada da göstereceğim bir süre onlar devam etti. Akabinde de zaten bir 10 sene falan oldu herhalde. 10 senedir yurt dışındayım. Ha, 10 senedir yurt dışındasın. Orada neler yapıyorsun peki? İlk önce açıkçası ben bu Parsons'daki okuma, design and technology okuma isteğimi gerçekleştirmek için New York'a gitmiştim. Daha sonra akabinde bir Leo Burnett'ten, Romanya'dan bir teklif geldi. Neden gideyim sorusu yerine neden olmasın diye sorarak oraya geçtim. Sonra tekrar New York'a dönme düşüncesiyle 2 senelik bir anlaşma yaptık. Fakat 3 sene ya uzadı işler yolunda gidince. Üçüncü senenin sonrasında da New York'a geldim. Tekrar burada McKen'den bir teklif gelmişti. Açıkçası o yüzden geldim buraya. Fakat tam ben başlayacakken bir enteresan bir salgın başladı hepimizin malumu olan. Evet. Bir süre limboda ya da nasıl diyeyim bir süre... belirsiz bir dönem atlattıktan sonra salgında New York'un en kötü olduğu dönemde burada geçirdim. Açıkçası Türkiye uçuşlar vesaire de yoktu. Ne yaptığımı çok da bilmeden birkaç ay sonra RGA'den gelen bir teklifle RGA'ya devam etmeye başladım. Yani New York'tasın gene değil mi? Orada devam ediyorsun. Evet. Şu anda RGA New York'ta devam ediyor. Anladım. Peki o zaman yavaş yavaş istersen işlerine bakmaya başlayalım Ali. Şimdi burada ilk işimiz, bu açıkçası biraz daha az bilinen bir iş. Fakat bununla başlamak istememin nedeni açılışta konuştuğumuz konuya bir pas vermek. Bu çok bilinen bir parçası değil ama bir basın ilanı, 3 parçalı bir kampanyanın bir ilanı. Bu ikinci ilanı. Bu bir desen atölyesinin ilanı mıydı? Resim kursu gibi bir şey. Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Bu yanlış hatırlamıyorsam Ankara'daki bir desen atölyesinin kampanyasıydı. Tabii bu işte Kenan'ın da bahsettiği gibi ilan daha fazla kontrol veriyor idi. Daha az hissedarın olduğu stakeholder nasıl diyeceğim. Bu arada İngilizce serpiştiriyorsam araya özür diliyorum şimdiden. Öyle şeyler olabiliyor. Daha art direktörün kontrolünde yürüyen bir şeydi değil mi ilan süreci? Art direktörden çok daha yani metin yazarı ya da art direktör, yaratıcı ekibin kontrolünde olan bir şey. Evet. Çünkü mesela bir filmden bahsediyorsak eğer bir yönetmeni var, prodüktörü var,
iş bitmeden önce sizin vizyonunuza dahil olabilecek çok fazla hisseler var mezun. Bir basın ilanında bu yok. Ve bunun açıkçası avantajıyla beraber ayrıca üretim süreçleri çok daha basit ve ekonomik. Bu da bu gibi şeylere, müşterilere iş üretme fırsatı da sağlıyor. Bir filmi mesela bir desen atölyesine bir film çekmenin maliyeti oldukça yüklü olacağı için sadece bir poster tasarımıyla böyle bir yaratıcılığınızı kendinizi ifade etmeniz mümkün. O yüzden daha fazla bir alan tanıyor. Bu DDB'deyken mi yapmıştım bunu? Evet. DDB. Evet, evet, evet. Bu işler zaten kronolojik bir sırayla gitmeyecek. Tamam. Bu da son parçası bu işin. Bu biraz daha tanıdık gelebilir izleyicilerimize. Daha sonra çünkü bu bir Reddit'te bir kullanıcının bunu bir mime çevirmesi üzerine dünyada bir yayılmaya başladı. Şimdi buradan nereye bağlamak istiyorum? Dünün ilanı bugün nasıl işlev görüyor konusuna geçersek. Bunlar işte dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli zamanlarda üretilen bu görselin yorumlamaları. Güzel güzel. Viral olmuş yani. evet yani Star Wars orada Star Wars'ta bir uygunsuz bir görüntü var. Evet. Onun dışında bakıyorum. Pek onun muadili bir şey yok. Ama velakin insanların bir takım fikirleri ifade etmesi için bir araca dönmüş durumda. Tabii bağlamından çıkartıldıktan sonra artık her türlü bağlamda çalışan bir böyle bir avantajı olmuş. O dönemde bizim hesaplamadığımız bir şeydi. Fakat yaklaşık ya birkaç sene sonra, ne diyeyim, 5-6 sene sonra mı, 10 sene sonra mı ne, arkadaş kendi yolunu buldu internette ve sosyal medya gönderisi olarak şu anda hayatına devam etmekte. O gün ya bu işi beraber yaptığımız Edward Serelius, Ferhat Deniz, onların isimlerini not aldım, unutmayalım. Faruk Terzi ile beraber biz bunları illüstrasyonla beraber çizdik. Yani oturup, ya demek istediğim bu, mesela hani filmin kamerası, seti, ışığı vesairesi sizin kontrolünüzde, maliyetin kontrolünüzde olan şeyler değil. Ama bir kağıt kalemle oturup böyle bir iş çıkartmamız mümkün. Yani bir sonuçta bir, aynı zamanda mesela maliyet, bunun içinde illüstratörün bütçesi yok mu? Oturup kendinizde çizebiliyorsunuz. Bu da böyle bir çözüm olabiliyor açıkçası. Kontrolden bahsettiğim bu. Ve ilanın bugün bize ne ifade ettiğini anlamamız açısından bence bu enteresan bir örnek olabilir. Sonuçta benim dahil olduğum dünya çapındaki en çok görüntülenmiş işlerden bir tanesi diyebiliriz. Bunu mesela Google'da aradığımda çıkan ekran bu. Şu an isterseniz gidip bir takım meme sitelerinden kendinize meme generate edebiliyorsunuz. Bu da Almanya'da bir sanatçının sergisinden, bu da pop kültüre geri dönüşü, recycling diyebiliriz herhalde. Çok enteresan. Böyle bir şey. Yani basın ilanı bugün ne oluyor? Şimdi tekrar Karili'ye teşekkür ediyoruz. Separatörlerimi de onun tasarımlarından faydalanarak yapmış bulunuyorum. Şimdi az önce bahsettiğimiz konu, hani tekrar bunlara bir bağlama oturtmak için bu çalışma burada var. Bu işlere bakarken biraz açıkçası dönemini de düşünmekte fayda var. Her yaptığımız iş tabii bu Atlesen'indeki gibi ikinci bir hayat bulmayabiliyor. Örneğin mesela Lassa, o da güzel bir tesadüf olmuş Kenan'la. Onun da Lassa çalışmalarını gördüm. Artık böyle bir telefon kablosunu ilana koymak ya da herhangi bir görsele koymak eskisi kadar mümkün değil. Çünkü artık kablolu herhangi bir şey, yakında kulaklık kablosu da komple ortadan kalkacak gibi görünüyor. Ama o dönem için çok tazeydi. Çok günceldi. Fakat bu çalışmaların nasıl ufak ufak eskimeye başladığını da gösteriyor. Bize de hani ilanlara bakarken nasıl bir dönemden, nasıl perspektiften bakmamız gerektiğini hatırlatıyor. Hani şimdi bir üçüncü bir çalışma. Ödül de aldığını hatırlıyorum ben bunda, bu ilanla. Aldı. Aldı. Yani bunlarda o bayağı, o hatırlamıyorum, bayağı ödül aldı. Yani demek istediğim, ya bu
Sadece hani şu anda bir perspektif versin diye. Sanırım Crystal Elma aldı yurt dışından, New York Festivals'dan almış olabilir. Tam hatırlamıyorum açıkçası. Bir diğeri mesela bu. Yine bu da ödüllü bir iş dönemine göre. Crystal Elma aldı sanırım ama böyle bir mouse'dan da bahsetmek mümkün değil. Yine tasarım tarafından bahsedersek ya da ilan yapma anlamında basit bir görsel, iki kat hızlı Ecolay'ın o dönem iki kat hızlı internetinden bahseden bir şey. Sonuçta mouse'un imlecinin hareketi orada şu anda bulunmayan artık fakat o dönemde geçerli teknoloji olan mouse topu çıkartıp biz bunları temizlerdik habire her gün masadaki tozu topladığı için. Mouse'a iki kat internetin hızına denk bir hız katabilmesi için iki toplu bir mouse görseli yapmıştık. Bu dönemde Photoshop'un devreye girdiği dönemler post prodüksiyonu bu kadar hızlı bir şekilde yapabiliyor olmak bir mucizeydi. Hayretlerle karşılandığını hatırlıyorum. Bir diğer çalışma, bir outdoor olarak şu anda bakıyoruz ama bunun briefi bir ilandı açıkçası. İlan için çalışırken biz bu fikri bulduk. İlan olarak da basıldı ama ilan versiyonları bende şu anda yok. Tekrar hani bir ilan ne olabileceğini tartışabiliriz bununla beraber. Bunun ilanı teslim ettikten sonra biz açıkçası zaten outdoor olarak düşünülmüş bir çalışmayı gidip outdoor olarak uyguladık. Bu İstanbul çapında uygulanmış bir çalışma değil. Yani bunun maliyeti oldukça yüksek. Çünkü biz bunu gidip kendimiz, kendi işçiliğimizle çoğunlukla yaptık ve belgeledik de açıkçası. İlan olarak gazeteyi o çapta üretemeyiz. Sonuçta her gazetenin her yaprağını yırtıp muntazam bir şekilde üzerine basmak çok da mümkün değildi. Belki özel dergi uygulaması olabilirdi o dönemde. Ama bir outdoor olarak, çünkü yani dergide outdoor'a dergiye olduğundan daha uygun bir çalışmaydı bu. Niye? Çünkü bir derginin yırtılmış olmasından ziyade bir billboard'un yırtılmış olması daha yüksek bir olasılık. Çünkü sokakta yürüdüğümüzde her gün gördüğümüz bir şey. Fakat altında... Netleştirmek için söylüyorum. Outdoor uygulamalarında bu görsel efekt olarak değil, hakikaten billboard'un öbürünü yırtılarak altından Putin'in görünmesi elde edildi, değil mi? Aslında anlattığım bu. Şimdi oraya geleceğim. Detay görseller de var. Şimdi burada zaten üç boyutlu görüyoruz biraz alttaki kağıt parçasından. Normalde bir billboard'da üstteki katman yırtıldığında, çünkü evet, billboardlar üst üste yapıştırılıyor alttaki sökülmeden çoğunlukla. Daha efektif olsun diye sanırım. Burada alttan sanki üstteki başka bir şeymiş de alttaki CNN'in çalışmasıymış gibi ortaya çıkan bir çalışma. Burada gördüğümüz. Mesela bu da eski olabilirdi ama Putin sağ olsun eskimiyor. yani hala şimdi burada bir takım detayları görüyoruz. Bunlar hakikaten gidip elle, çünkü dikkat ederseniz bayağı muntazam yırtılması gereken yerlerden yırtılan, yani onu böyle bir random gibi görünen fakat gelişi güzel gibi görünen fakat gelişi güzel olmayan yırtıklar var burada. Bunun da nedeni hepsinin aslında bayağı hesaplı bir şekilde yırtılmış olması. Oldukça yüksek bir efor gerektiren, işçilik gerektiren bir şey. Fakat nedir bunun sonucundaki efekt? Biz bunu yaptıktan sonra bu fotoğraflar internette bir sosyal medya gönderisi olarak dolaşmaya başladı. Tekrar buna baktığınızda CNN markalı bir iş olarak kendi hayatına devam ediyor. Bir ilanın nerelere varabileceğini günümüzde ya da bugün mesela tahmin ediyorum bizi izleyen çoğu yaratıcı arkadaş daha çok sosyal medya gönderisi ya da sosyal medya odaklı çalışmalar yapıyordur. Açıkçası o anlamda değişen pek de bir şey yok. Sadece mecra değişiyor. Şimdi bu üç çalışmayı bu şekilde görebiliriz. Hı hı. Daha sonra bu arkaiva kapak oldu ilk defa Türkiye'de. O mesela benim için önemli bir andı, bir kapak çalışması. Çünkü zaten sayfalarında oldukça fazla sayıda kampanya
yayınlamışlar, yayınlıyorlardı Türkiye'den ama kapağı ilk defa görüyorum. Daha sonra birkaç tane daha Türkiye'den kapak yayınladılar. O anlamda benim için önemli. Bu arada Arkay da kapandı değil mi ya? Devam ediyor mu Arkay? Arkay devam ediyor. Fakat mesela onun da rolünü Ads of the World gibi bir takım yayınlar teslim almaya biraz evrimleşmede yavaşladılar. Hı-hı. Ama editoryal bir filtresi olduğu için hala dünyada geçerli ve kredibilitesi yüksek bir yayın. Ama ve lakin eskisi kadar etkinliği var mı o konudan emin değilim. Ama bizim başladığımız dönemlerde mesela ben bilimsel eserler de cumartesi günlerimin tamamını bilimsel eserlerde geçiriyordum okulda. Ve de çünkü arkay çok yurt dışından geldiği için pahalı bir yayındı. Ve satın almaktansa gidip bilimsel eser, bunun dağıtımcısı Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam bilimsel eserlerdi. Arkalarında hep böyle stickerları vardı. Evet. Hala arkay dergisi olanlar görebilirler onları. Ben satın alamadığım için gidip onların Taksim'deki ofisinde bayağı öğlen yemeğini yemek sipariş ederken bana da sipariş ediyorlardı. Öyle biz bayağı bir kankaya bağlamıştık. Akşama kadar takılıyorduk. Kapatırken de kapatıp çıkıyorduk yani. Arkay'ın öyle bir etkisi vardır. Sanırım Kenan da şey yapacaktır, onaylayacaktır. Yani o dönemde çok çok büyük, çok önemli bir şeydi yani. Ajansta bütün serisi var ama kimse bakmadı henüz onlara. Şeyde, bütün bizim kütüphanede bunun serisi. Bir de Communication Arts vardı. Onları ben böyle ay ay dizdim. Yıl yıl ay ay dizdim. Yani bu çok keşfettiğimiz bir şeydi. Bir de Shots vardı. Filmleri de oradan keşfederdik. Yönetmenleri, Jonathan Glazer işte çekmiş, işte Chris Cunningham'ları falan. Hep oralardan öğrendik. Hani o zaman da internet yeni yeni başlamıştı. Bu kadar kaynak yoktu, yayıncı yoktu. Biz onun için basın ilanı gibiydi işi yapma biçimimizde. Yani vakit ayırıyorduk, özel vakit ayırıyorduk, konsantre oluyorduk. Yazarımla gidiyorduk, hadi çayını kahveni al, iki saat ajans işlerinden kopalım, chats bakalım, arşiv bakalım. Oradan yönetmen keşfediyorduk, kreatif direktörlerin title'ları da yazarlardı. İşte İsveçli kreatif direktör çok acayip, bu görüntü yönetmeni çok acayip gibi. Hani çok çok böyle özenirdik. Çok kişisel bir şeydi, vakit de ayırdığımız ona. Evet. Ve gerçekten hani o zaman daha çok daha meraklıymışız. Şimdi biraz daha hazır ve çok daha fazla bombardıman olduğu için o kadar özenmiyoruz sanıyorum. O kadar merak etmiyoruz belki de. İşin bir parçasıydı zaten değil mi? Arkaylara bakmak ya da şahsları seyretmek. Bir de çekilecek filmlerde de oradan örnek gösterilirdi. Hani görüntü tabii. Dünyası böyle olsun. Referanslar da oradan alınırdı. Tabii. Peki. Şimdi TikTok'tan, Instagram'dan referanslarla. Tabii. Evet öyle bir şey var. O zaman tabii basın farklı bir noktadaydı. İki tane faktör var. Bir ilanın ya basının basın demeyelim de basılı malzemenin etkisi. Bir de sanırım Türkiye'ye özel kendi koşulları var. Mesela Almanya'da hala basın Türkiye oranla daha hala geçerli olduğu, ya yani Türkiye oranla daha geçerli diyelim. Öyle bir durum var. Şimdi bir sonraki çalışma bu işte Kenan'la az önce bahsettiğimiz Café Del Monde'du. Bu da gene DDB. Nasıl? Gene DDB'de. Evet. Bu da Cannes'da ilk defa başarı sağlayan çalışma diyelim. Bunun ben de hiçbir yerde kullanmadım. Çözünürlüğüne baktığımızda zaten görüyoruz da orada. Bulduğum çözünürlük bu. Benim de şu anda portfolyomda olan bir çalışma değil. Ama ve lakin o günleri hatırlayalım, neden bahsettiğimizi bilelim diye bunu da buraya koydum. Çünkü hani bir ilandan bahsediyorsak o anlamda bunun da önemi var. Hani Cannes Lions'a başarı kazanmış ilk çalışma olarak diyebiliriz. Bu iki parçalı bir çalışmanın birincisiydi. Sadece bir tanesini seçip onu açıkçası onurlandırdılar ve böyle. Café Del Mondo'nun diğer devamı da vardı. Onları da koydun mu portfolyona? Yok, koymadım açıkçası. Yani oralarda da ya var, bayağı bir çalışma var. Bir yastık, tane yastık hani kafe şeyinin yastık olması Japon. Evet, o hala
O hala portfolyomda. Onu daha görece olarak daha nasıl diyeyim güncel görüyorum. Şeyde online alibatı.com'da ilgilisi bakabilir. Bu ondan önce olduğu için ve de onu orada zaten isteyen görüp bakabileceği için bunu buraya koyup paylaşmak istedim açıkçası. Ama o da orada duruyor. Bir diğerinde mesela kafeinsiz kahve, evet o çuval mevzusu onun içinde. Tabii. Yastık. Uykunuzu kaçırmıyor. Evet. Çok iyi işlerdi onlar. Onları koyarsın diye bekledim ama demek ki internet sitenden göreceğiz biz bunları. Hemen onu bu sunumdan sonra açıp arzu edersen oradan da bakabiliriz. Browser'da sitem açık duruyor. Tamam. Bu bir diğer çalışma. Bu da dönüp dolaşıp önüme gelen çalışmalardan bir tanesi. Sanırım zamansızlığı yüzünden eskimiyor bir türlü. Çünkü hala küresel ısınmayla beraber bu konu güncelliğini koruyor. Bence daha güncel şu anda. Evet diyebiliriz. Bunu biz WWF'e yaparken düşüncemiz biz bunu insanlara daha insanların dikkate alacağı bir şekilde nasıl yapabiliriz'i düşünerek bu yola girdik açıkçası. Şimdi köpek balığının varlığı korkutucuyken yokluğu daha korkutucu çünkü daha varoluşsal bir sorun. Bütün ekosistem birbirine bağlı olduğu için köpek balıkları ortadan kalktığı zaman insan da ortadan kalkacak. O yüzden biz bu konuyu önemsemeliyiz zi anlatan bir çalışmaydı. Zaten kendisini anlatıyor olması lazım. Bu bir diğeri. Altı parça falan da herhalde bu. Biz dört parçasını burada görebiliyoruz. Bu da o dönem outdoor'da yapmıştık. Fakat başka yapmak istediğim bir şey, göstermek istediğim bir şey var. Bugün olsa mesela biz bunu nasıl izliyor olurduk? Şimdi karuselleri mesela aldığımızda bir sonraki görüntüde yani yine görsel sağ sol ilişkisiyle kuruluyor. Burada biz bunu açıkçası aynı mevzuyu, aynı mekanizmayı bir Facebook'ta, Instagram'da, karuselde yakalayabiliriz. İki bölüm. Ya da bir stories yaptığınızda düşünün ikinci görsel bu şekilde gelip üçüncü görselde bir pekşat olabilirdi. Yani mesela o dönemki ilan yaptı. Ya, demek istediğim şu, özelinde aslında değişen çok bir şey yok ama mecra temelde en büyük değişen faktör. Evet. Bu bir diğeri. Organik gıda denetimi firması olan Seres için yaptığımız bir çalışma. Burada bir takım sebze ve meyveleri açıkçası sebze ve meyve görünümlü balonları diyelim kullandık. Ve Seres'te bunların gerçekliği, gerçek olup olmadığını denetleyen firma olarak Topline ile altta duruyor. Eğer zaten gerçek değilse Seres bunu ortaya çıkartacak. Yani o anlamda metni de minimize eden, çoğunlukla görsel yolla derdini anlatan çalışmalardan bir diğeri. Bu Finansbank için yaptığımız bir çalışmaydı. Beklenmeyecek kadar hızlı proje finansmanı diye metni yazdık biz buraya. Yani o kadar hızlı oluyor ki inşaat vinci daha kımıldayamadan projenin tamamlandığını görselleştiren bir çalışma. Bir diğeri havada o kadar hızlı tamamlıyoruz ki uçağı, helikopteri havada yakalayabiliyor. Yine kuş sürüsü daha havada yolunu bulmaya çalışırken önüne dikilen binayı anlatan üçüncü parçası. Yani o dönemde Kenan'ın da söylediği gibi küçüklü büyüklü burada gördüğümüz bir takım küçük kuruluşlar ya da küçük markalarla beraber aynı zamanda büyük markalar da böyle işleri finanse edebiliyorlardı. Tek bir ilan için bile olsa yatırım yapabiliyorlardı.
tabii bunun geri dönüşü de o dönemde bir basın ilanından oldukça yüksek olduğu için mantıklıydı. Bir diğer çalışma, buraya kasap döneri koymak istedim. Videosunu da koyacaktım. Sonra hatırladım ki YouTube, Zoom'da açıkçası video izlemek bir eziyet. Çünkü ses geriden geliyor. Yani Zoom'un şu ana kadar teknik olarak kıvırmadığı bir şey varsa herhalde o videodaki ses görüntüsü. Görüntü düzgün geçse de. O yüzden videolarını koymadım. İlgili arkadaşlar bunu YouTube'da arayıp bulabilirler. Niye bu burada? Çünkü videoları da açıkçası bu ilandan farklı değil. Hala ya bunu o dönemde izlemiş olan arkadaşlar varsa hatırlayacaktır. Bir bıçak, bir top ve bir pek şattan oluşuyor. Burada da ilanda gördüğümüz bir bıçak, bir top ve bir pek şat. Orada yapmaya çalıştığınız şuydu. Tek bir görüntüyü ilandan film yapabilir miyiz? Çünkü o filmler çok kısaydı. Kasap Döner'in medya bütçesi oldukça düşük olduğu için biz 15 saniyelik film nasıl yaparızı düşündük ve bulduğumuz çözüm buydu. Bir ilanı hareketlendi. Yavaş çekimde bir bıçak, döner bıçağı aşağı iniyor, topu ortadan kesiyor ve pek şart. Ali, bunu freelance mi yaptın yoksa gene ajansta mıydın? Yok, bunu kendim açıkçası Kasap Döner'le ilgili logosundan, menüsünden, filminden, filmleri de kendim çektim. Filmlerin yönetmenliğini de sen yaptın diye hatırlıyorum. Evet, yazarlığını da ben yaptım o dönemde. Bu metin yazar işte Biftekli Get'ten Kasap Döner'den tut geriye kalan ne varsa menülerin o dönemde Kasap Döner'den yiyenler hatırlar belki. O menülerin yazımını vesairesini hepsini tek başıma yaptım açıkçası. Artık art direktör, metin yazarı, kreatif direktör ayrımı kalmadı. Hepsini topladım bünyemde diyorsun yani. Yani bunların çok ayrımını gütmedim. Hiçbir zaman da ayrı olduğunu düşünmüyorum. Yani bunlar birbirini tamamlayan iki tane element. Biri ya da diğeri ön plana çıkmıyor benim için. Bunu mesela şarkısı vardı. Bunların ortadan ikiye kesilmesi, kesmez seni bir başkası diye çığıran, o dönem hatta yaka silktirecek kadar çok çıktığı düşünülen. Çünkü 15 saniye olduğu için başka bir markanın bir reklam çıktığı kuşakta biz 3 tane çıkıyorduk. Kesmez seni bir başkası, kesmez seni bir başkası diye çığırıp. Ya mesela o görseli o kelimeler olmadan açıklamak ya da dillendirmek pek mümkün değil. Ortadan ikiye kesiyorsun. Kesmez seni bir başkası diyor. Hamburger çocuklarını yedirmeye geliyoruz. Açıkçası biraz agresif bir çalışmaydı. Fakat hani bunların hiçbiri kelimeler olmadan tek başına yeterince güçlü olan ifadeler değil. Görsel olarak agresif olsa da bunları bağlamına oturtan şeyler kelimelerdi. O yüzden ikisini birbirinden ayırmak benim için çok mümkün değil. Onları yazıp çizmek de o yüzden bir bütün. Bu anlamda mesela önceki işlerde bahsetmeyi unuttuğumu hatırladım. Güney Soykan CNN işlerini beraber yaptık. Gülkan ve Güney Soykan, onları belirtmem lazım. Çalıştığım art direktörlerden herhalde önemlilerinden bir tanesi. Şu anda Wayne Kennedy Amsterdam'da. Güney Soykan da benim işe aldığım ilk çalışandır. Bu anlamda onu da belirtmem lazım. Ondan sonra WWF'i Gökhan Akça ile beraber yapmıştık. Onu da belirteyim. Yeri gelmişken. Bu bir diğer çalışma. Bu senin, bunların aynı zamanda... İlk yönetmenlik tecrüben miydi Ali? Evet, yine istiyorsan gidip bakabiliriz. Sistemde bir diğer çalışma da var, severek yaptığım. Bu ilkiydi. Hı-hı. Açıkçası o dönemde biraz arayış içerisinde. Yani acaba yönetmenliğe mi kaysam diye düşündüğüm bir dönemdi. O yüzden yazdığım işleri aynı zamanda oturup çekiyordum da. Böyle bir deneme dönemiydi. Hala çok sevdi. Benim için yeri ayrıdır. Yani film
yapmak herhalde en keyifli şeylerden bir tanesi. Bunların outdoorları da İstanbul çapında oldukça yoğunlukla kullandığımız çalışmalardı o dönemde. Şimdi sırada ne var hatırlamıyorum. Hep beraber göreceğiz. Bu da Unilever için yaptığımız bir çalışmaydı. Ketçapın bedelini orada normalde promosyonlarda kullanılan bir araçtır. Patlangıcı tepeye koyduğumuz zaman oraya fiyatını yazarız. Bu da Cannes'da ödül kazanan bir kampanyaydı. Onun yerine biz fiyatını çıkartıp yine ketçapın bedeli olacak leke bağlamında. Bağlamını bunu deterjana kaydırdığınızda bedeli açıkçası üstünüze dökerseniz o kıyafet oluyor. Bunu görselleştiren bir çalışmaydı. Burada altta, da bir kravat. Altta ne yazıyor? Tam. Stain. Clothes. Güzel. Güzel. Bir leke en sevdiğiniz kıyafetlerinize mal olmasın diye çevirebilirsiniz. Evet. Güzel. Bu da bir kazak. Çalışmalar burada. Klavyemde şu anda Türkçe harf olmadığı için İngilizce klavyeyle bu kadar. Oradaki imla hataları anlamında kusura bakmayın. Estağfurullah. Ali çok güzeldi. Yalnız bir şey rica edeceğim senden. Web sitene gidip şu filmleri eğer gösterebiliyorsak ya da şu demin bahsettiğimiz Café del Mondo'ları eğer gösterebiliyorsak iyi olur arkadaşlara. Tabii. Gidelim bakalım. Yani şöyle diyeyim. Mesela ilanlar ben ilk web sistemi yaptığımda ortada çok fazla ilan portfolyo sitesi yoktu. Behance'in olmadığı bir dönemi düşünün. Yani kişisel olarak yapabildiğiniz HTML ile en fazla Dreamweaver kullanarak yapabildiğiniz bir dönemdi o dönem. O dönem ilan, benim portfolyomun tamamı %100'ü ilanlardan oluşuyordu. Şu anda geldiğimiz noktada sadece bir tabin altında, bir bölümün altında bütün ilanlarımı topladım. Sevdiklerimi seçili olarak. Burada da zaten sizinle paylaştığım bir takım şeyler var. Burada bir şey görebiliriz. Şok için o dönem yaptığımız, yani kasasında bozuk paradan başka para bulunmayan, hani sadece bozuk parayla alıp satılabilecek kadar ucuz malların olduğu bir dükkanı. Bu da Cannes'da yine Golden Drum'da orada burada bir yerlerde ödül almış. Bir çalışmaydı. Nerede almış? Crystal Elma ve Cannes'da almış. Bu Epica'da, Cannes'da ve Crystal Elma'da ödül almış. Bu da az önce bahsettiğimiz çuval çalışması. Yine minimum metin ihtiyacıyla görsellikle derdini anlatan çuvalı bir yastığa benzeten kahve çuvalını çalışmaydı. Bu diğer çalışmalar bizim gördüğümüz. Bu da mesela diğer bir çalışma aynı desen kursu için. Bu da learn to draw, yani hızlı öğrenin diye. O kadar hızlı çiziyoruz ki gözleri kapalı çıkmış fotoğraf gibi. Çalışmanın şeydi o da. Bu da Cannes'da ödül almış bir çalışma. Sanırım mizahi anlatımı yüzünden. Buradan gidersek film konusunda bahsettiğimizde sanırım bakmak istediğim şu. Bu şu anda olmayan, o dönemde o dönemde var olan bir site, web sitesi için bir yapılmış bir çalışmaydı. Sesini kapatarak oynatabiliriz sanırım. İlgilenen arkadaşlar orada izleyebilirler. İkinci el lüks. Yönetmenliğini de sen yaptın, değil mi? Evet. İkinci el lüks mallar satıyordu. Bu da onun açıkçası fırsatları avlayan bir tüketici diyelim. Bir lüks çantayı fırsatını yakalayan, orada hani Türkçesi yakalamaktan bağlayabiliriz herhalde. kapişle.com diye bir siteydi bu. Bu da marka A'dan Z'ye
açıkçası yine çalışma fırsatı bulduğum bir marka. Bu da Westernlerden ilham alan bir son güneşe doğru giden ekip. İşte storyboardundan, bunun storyboardunu çizip, referans görsellerini bulup, bunları toplamak. Bu da yönetmen olarak süreçten bahsedebiliriz biraz. Yine Archive olsun, Vimeo olsun, görüntü yönetmeniyle, ekiple ya da müşteriyle vizyonunuzu paylaşabilmek için hazırladığınız bir takım görseller. Bunlar da benim yaptığım mood boardlar. Açıkçası müşteriye. Grafik tasarım kökenli olman yönetmenlikte bir avantaj oldu mu senin için? Ya ben bunların hiçbirinin diğerinden, yani bir şekilde birini diğerinden ayırmakta güçlük çekiyorum kendim. Herkes öyle olmak zorunda değil ama benim bireysel olarak yaklaşım bunlara daha bütünsel oluyor. Çünkü hepsi algıyla alakalı ve bunu toplamda prensipleri çok da fazla değişmiyor. Yani hareketli görüntü olsun, durağan görüntü olsun. Mesela baktığımızda sosyal medya uygulaması da bu şekilde oluyor. İlan diyelim, yine Neyedom, bunun yine ağırlıklı olarak outdoor çalışmaları vardı. Ama mesela baktığımızda bir Instagram profili, bunun basın ilanları neye döner? Basın ilanları buna dönüyor işte. İlan olarak da o dönemde moda dergilerinde çıkması mantıklıydı bunun. Bu da böyle bir çalışma. Outdoor olarak da ağırlıklı olarak kullanıldı. İstanbul'da. Peki kasap döneri gösterebiliyor musun filmini? Filmini tabii. Kasap döner burada açıkçası daha fazla bir mesela daha şey olacaksa nasıl diyeyim bu konuşma için geçerli olacaksa burada bir branding case olarak var. O yüzden arzu edersen onlardan da bakarak geçebiliriz. Tabii tabii. Tabii sen anlatabilirsin bir yandan da. Yani kasap döner o dönemde açıkçası bir fırsat yakalamıştı. Çünkü markalı döner diye bir şey Türkiye'de o kadar yaygın değildi. Bu markalar olmasına rağmen bu kadar güçlü bir marka piyasada yoktu. Burada çeşitli kasap döner dükkanlarının şu dönemde o kadar sayısı olduğunu zannetmiyorum. Ama 2-3 sene içerisinde 50'nin üzerinde şubeye ulaşmış bir markadan bahsediyoruz. Burada da markalamanın açıkçası önemi ortaya çıkıyor. Çünkü bayiler bu bayilik almak için girişimciler bu reklamlardan sonra açıkçası gelmeye başladılar ve talep inanılmaz bir şekilde arttı. Tüketici kadar girişimciyi de etkileyen bir şey. Şimdi burada logo çalışması, logo kullanımları, kart vizitten tutun önlüğüne kadar ya da diğer malzemelerine kadar. Bunlar da şube içi çalışmalar. Evet. Bu işte kasap dönerin aracı. A takımının minibüsü gibiydi açıkçası. Bayağı havalı bir şekilde dolaşıyordu. ya da işte online varlıkları yani web sitesinden tutun uygulamalarına kadar. Yine sesini kapatarak bunu gösterebilirim. Ya zor da çekim bu ya. Yani onu kesip kılıcı falan bulmak, sallamak falan. Açıkçası cahil cesareti diyelim. Ben onun kolay olduğunu düşünerek dedim ne güzel stüdyoda çekeceğiz biz bunu. Öyle bir cesaretle ben buna giriştim. Ama öyle olmadı. Çünkü teknik olarak ne kadar zor olacağını hayal edememiştim. Birazdan gösteririm onun çalışmalarını. Bu toplar yani hiçbir CGI yok bunlarda. Bunun mesela bahsetmek istiyorsak onlara sigaranın, yani topun içine sigara dumanı üflemekten tutun da pompalamaktan tutun da bir yığın cinlik var onun içerisinde. Yani şurada şu sahnede
topun içerisinden kül çıkıyor. Kül nerede var yani? Hani hangi topun içerisinde, nerede? Biz bunları, bunlar CGI'de eklenmiş şeyler değil, topun içerisine bastık açıkçası. Birazdan göstereceğim kamera arkasını. Kesmez seni bir başkası. En büyük eziyet çektiğim, ter döktüğüm çalışma. Bunu fotoğraftan tamamladık mesela. Çünkü bu şapkanın kenarında biz Amerika'dan şapka sipariş ettik. Şapkanın kenarında dik durması için çelik tel varmış. Biz bunu bilemedik. Açıkçası katana burada kullanılan bıçak. Bir katanayı mundar ettik burada. Çünkü çelik tele gelen katana zedelendi. Fakat şapkalar da kesilmedi. Tabii o arada bir yığın şapkayı da hacamat ettik falan filan. Elimizdeki son şapkayı da bu şekilde kurtardık. Ortadan ikiye kesmeyi başardık. Fakat bunların serbest düşmesi gerekiyor. İkisi askıda kaldılar. Arkadaki şapka açıkçası fotoğraftan yaptığımız bir şapka. O da İlkay Muratoğlu'yla yaptığımız fotoğraf çekiminden kullandığım. İlkay'cığım, biz bu fotoğraf çekimi bitirdiğimizde şu şapkanın yarısını da çekelim, filmini yapacağım diye rica ettim. Şu arkada gördüğümüz, şu sahnede gördüğümüz havada kalan kısım İlkay'ın fotoğraftan çektiği bir kısım. Bu da diğer film. Aynı mantıkla devam ediyor. Outdoor'ları gördüğünüz gibi tamamen filmle tutarlı. Aynı şekilde. Yani benim için çok da farkı yok açıkçası. Yani sosyal medyaya da uygundu kısalığı anlamında. Yine storyboard'u, çizdiğim storyboard'lar. Packshot'u o zaman farklı tasarlamışım kafamda. Ama 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu da sete getirdiğim çalışmalar. Biz bunu nasıl keseceğiz, nasıl becereceğiz bu işi diye. Yani bunları işte görselleri bulup. Çünkü sette para musluğu açıyorsunuz ve akmaya başlıyor. Her dakika para demek. O yüzden de bunları çözümlerini önceden yapıp sete getirmek her zaman avantajlı. Bu durumda tabii bunun stresi bir başka oluyor. Hem yazıp hem yönetip hem tasarlayıp hem bilmem ne. Çünkü arkasına saklanacağınız hiçbir sebep kalmıyor. Onu kim yaptı? İşte Ali yaptı. Bunu kim yaptı? Onu da Ali yaptı gibi. Yani şu anda artık tıraş olmaya başladım. Eskiden biraz daha sakal bırakıyordum açıkçası. Onun nedeni orada beyazlayan sakallar. Benim şansıma saçlar kafada daha az beyazladı ama bıraktığımda sakallar bembeyaz çıkıyor. Onun nedeni bu gibi çalışmalar. Yani tabii bunlar böyle büyük de bir kuruluş olmadığı için 2-3 girişimci arkadaşın alın terini kullanıyorsunuz orada. Onlara karşı sorumluluğunuz. O yüzden sorumluluk anlamında büyüktü. Bu da kamera arkası. Bu Sensei Ercan Şarvat, bir katana üstadı. Türkiye'de önde gelenlerinden. Bu da nasıl kestiğimiz iki tane Magic Arm'la tutturduğumuz topu ortadan ikiye kesti ya da diğerlerini. Bu da işte ilk denemelerimiz. Kendisi de böyle. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Onun dışında mesela ilan, konumuz ilan olduğu için bahsedebileceğimiz şu anda mesela ne yapıyorsun? Hani önceki konuşmada boş zamanlarında ne yapıyorsun gibi bir şey. Evet. Mesela bir tasarımcı kimliği çok fazla ön plana çıkartamayabiliyorsunuz. Tasarımla ilgili şöyle bir yan proje diyelim. Biraz da bu bilmiyorum Kenan, sen de zaman zaman yaka silkmişliğin var mıdır? Böyle bir data üzerine big data, herkes de bir data nasıl diyeyim, külliyatı var ama datayla ne yapacağımıza dair hala bir takım sıkıntılar var. Bunu yorumlaması vesaire. Bu da onunla biraz açıkçası onu T'ye de alan diyelim. Hani onu çok ciddiye almayan diyelim. Big Data'yı Big Datalog olarak yorumladığım bir çalışma. Burada da işte mesela bugün bu bir ilan olabilirdi. Ama benim için sosyal medya gönderisi. İşte ne diyelim, karantinanın yeme alışkanlıkları üzerine etkisini istatistiksel, grafiksel ve
data anlamında analiz eden, data görselleştirme olarak ele alan bir çalışma. Bu dilimi yiyebilir miyim? Bir dilim daha alabilir miyim şeklinde? Burada mesela mortgage kelimesinin etimolojisini data görselleştirme ya da ne diyeyim infografik bilgi görselleştirme anlamında ele alan bir çalışma. Mortus'tan, Latince'de ölümden gelen mortgage, ölüm sözü açıkçası bizim bugün mortgage olarak kullandığımız kelime, onu görselleştiren bir çalışma. Bir tür infografik. Evet. Ama aynı zamanda baktığımızda bunların hepsini birer ilan olarak düşünebilir miyiz? Tabii. Olabilir. Yani altına şu anda bunun markası Datalog diyelim firması. Logoyu koyduğun zaman evet. Doğru. Evet. Burada logosuyla vesairesiyle. Bu da bunlar da durağan görüntü olarak kendi bunlar animasyonu yapılabilir mi? Yapılabilir. O zaman da birer film olacaklar. Doğru. Özetle bu başka ilan olarak istersen burada duralım Ali, çünkü bundan sonraki soru cevap bölümüne geçeceğiz. Seyircilerimizden sorular ve ikinizin de bu konudaki düşüncelerini öğrenmek için bazı soruları yönelteceğim size. Tabii. Şimdilik önce bir bakalım. Peki galiba genç bir izleyicimiz sormuş. Grafik tasarım bölümüne hazırlanan birine, yani okumaya hazırlanan birine tavsiyeniz var mı? Kenan senle başlayalım. Çok erken bir soru oldu şey anlamında. Hani süreç, hani mesleğe daha yakın bir soru olsa daha kolay cevap verebilirim. Ama hani grafik tasarım okuma gerçekten hani kendinizde hani bu şeyi görüyorsanız bunu okuyun. Dediğim hani bu görüntüyle yaşıyorsanız hayatınızı, şekiller, sembollerle ilişkileri kurmakta hüneriniz varsa, gözünüz iyiyse, eliniz iyiyse, Ali'nin bahsettiği bunları ayırmak mümkün değil çünkü. Bu şöyle bir süreç, logo tasarımıyla başladığınız okulda, sonra meslekte bir noktada film çekmeye kadar giden bir süreç. Ben basın ilanı olduğu için biraz kısıtlı tuttum şeyi, işi. Bu kadar heyecan dolu ve gelişen bir meslek tipi. Burada göz kritik bir şey. Hayatta çok daha az var göz. Kulak çok var. Müzisyen çok var. Ben işte müzik yapıyorum bir yandan. Hani her hafta 1000 tane yeni parça çıkıyor. Her hafta. Ama iyi gözü olan insan çok çok az. Buna çoğu yönetmen de dahil bence. Hayatta daha ender bulunan bir şey göz. Daha kusurlu bir organ. Eğer gözünüze güveniyorsanız bu işe girin. Fiziksel olarak güçlüyseniz bu işe girin. Mesaisi çünkü çok. Tasarımcılığın da art direktörlüğünde. Beden olarak, kafa olarak hazır olmanız gerekiyor bu işi yapmak için. Yani spor yapmak bunun kritik bir şeyi bence. Kritik bir ne diyeyim, ön çalışması. Böyle hazırsanız bu işe girin. Kolay yılmayan ve ısrarcısınız ve cesur kararlar karar almak işi çünkü bu art direktörlük. Nerede bırakacağını bilmek işi. Basite geldiğiniz, basiti yapmak her zaman çok daha zor. Ali'nin işlerinde de var, benimkilerde de var. Bizim dönemden daha başka insanlarda da var. O basitlikte kalabilmek en kritik şey, karar alabilmek. Bu da cesaret gerektiriyor. Bu da zamanla olacak. Şimdi okulu sormuş arkadaş ama o özgüveni biraz yüksek ve gerçekten hani o göz yeteneğinin olması birinci ön koşul. Öğrenilen bir şey değil göz. Gözü eğitmek. Ali sen ne düşünüyorsun Ali? Şu anda okula kabul sınavları ne durumda o konuyu çok bilmiyorum açıkçası. Yani Türkiye'de ama benim düşüncem... Bizim dönemlerle aynı. Yani gene yetenek sınavıyla alınıyor. Hatta belki şu sorulabilir. Çizim yeteneğinin olması bu konuda bir kariyer yapmanın ön şartı mı sence? Ön şartı kesinlikle değil ama herkesin deneyimi kendine. Benim için çok önemliydi. Çok önemli oldu. Yani Kenan'ın çalışmalarından da gördüğüm kadarıyla Kenan için de
göz ardı edilemeyecek kadar önemli olmuş çizim. Ben okuldan mezun olduğum gün ne yapıyorsam şu anda da aynen onu yapıyorum. Burada hani 4 kıta yok işte 4 kıtadan bahsediyor. 4 kıtada da bu durum değişmediyse, yani çalıştığım 4 kıtada da durum aynı. İşçiliğin önemi, çünkü bu işi yaparken önümüze çok fazla engel çıkıyor. O engelleri aşabilmenin yolu bir proof of concept dedikleri, yani bu işin nasıl olabileceğini anlatma yeteneği. Bu da eğer bir film de olsa, sosyal medya gönderisi de olsa tek bir kare işle yapılıyor. Bu tek kare çizim de olabilir. Photoshop'la da yapabilirsiniz. Çizimden ziyade görselleştirebilme yeteneği diyelim. Elinizle çizmeniz gerekmiyor ama bir işin olup olamayacağını bir çevrenize ya da bu işin hissedarlarına ispat edebilmek için orada o yeteneğin çok önemi var. Ben bunun açıkçası maddi karşılığını gördüm. Yani herkesin olmaz dediği yerde o iş olur deyip o işin nasıl olabileceğini ispat edebilme yeteneği kazandırdı. Bir böyle bir şey. İkincisi, biz bunların hepsini zaten insan için yapıyoruz. Ve de desen dediğimiz şey, resim, bu çizimler insanla alakalı, perspektif, leke, yani algıyla alakalı. Bunların açıkçası işlerde hepsinin karşılığı var. Bu anlamda da önemli. Şahsi olarak ben mesela grafik tasarımı kazanamadım. Grafik tasarım okudum ama grafik tasarımı kazanamadım. Almadılar. Niye almadılar bilmiyorum. Resim bölümünü kazandım. Resim bölümünü kazanamadım. Yani desenden bahsederken. Pardon, yanlış söyledim. Fakat grafik bölümünü kazandım. Yani o anlamda mesela desen neye önemli, neye önemsiz? Yani burada açıkçası konu biraz bulanıyor. Yani ama çok net bir şey şudur. Sizin bir art direktörden bahsediyorsak eğer, en net katma değeri görsellikte. O görsellikte çizim yeteneğiyle çok ilintili. O anlamda da benim için çok önemli oldu. Herkesin deneyimi kendine ama avantaj sağlayacağı tartışılmaz. Anladım. Teşekkürler. Emel Güllüler isimli bir izleyicimiz sormuş. Bir grafik tasarımcısının kreatif direktör olabilmesi için izlemesi gereken yollar nelerdir? Ali, senle devam edelim istersen bu sefer. Grafik tasarımcının kreatif ayrı bir yolu yoktur bana göre. Yani bir, yani bu soru yani bir metin yazarından farksızdır. Metin yazarı ya da nasıl diyeyim? Bir, yani özünde hepsi fikirden yola çıkıyor. Bu anlamda hani bir kelimeyle olan zanaatla görselle olan zanaat açıkçası çok da farklı değil. Bu işin içerisinde başka faktörler de var. Günümüzde mesela bizim başladığımız zamanda daha az kişi dahilken bir proje sürecine, şu anda o kadar çok insan dahil oluyor ki en küçük bir projeye bile, bunun hissedarlarıyla iletişim kurabilmek lazım. Tüm bunları tabii az önce konuştuğumuz şeye artı olarak söylüyorum. Şimdi az önce konuştuğumuz şeyleri alalım, bir temel olarak koyalım. Onların üzerine ekliyoruz. Hani bu çizim yeteneği ya da görselleştirebilme yeteneğinden bahsedelim. Bunun üzerine kavramsallaştırabilme yeteneğinden bahsedelim. Onun üzerine iletişim yeteneğinden bahsedelim. Çünkü iletişim içindeyiz zaten ve bu kadar çok hissedarın olan bir iş yapıyorken kendi derdinizi diğerlerine anlatamıyorsanız o işi gerçekleştirme imkanınız pek kalmıyor açıkçası. İkna edebilmeniz lazım. Diyelim metin yazarıyla mı çalışıyorsunuz? Bir fikriniz var. Onu anlatacaksınız. O ikna olacak. İkiniz beraber gidip kreatif direktörünüzü anlatacaksınız. O ikna olacak. Kreatif direktör gidip müşteriyi anlatacak. O ikna olacak. Bu vizyonu yönetmenle paylaşacaksınız. Sosyal medyacı arkadaşlarla paylaşacaksınız. Onlar bu fikri çoğaltacaklar, bu konsepti. O yüzden iletişim becerisi diyelim. Bunlar için de az önce Kenan'ın da bahsettiği gibi çok yüksek bir kondisyon gerekiyor. Fazla mesai kaldırabilecek bir fizik önemli. Bunun için
bayağı fiziksel bir efor. Sadece zihinsel değil. Bunları unutmamak lazım. Şu anda mesela bir başladığın günden şu güne kadar ne değişti dersen hiçbir şey değişti diyemem. Dün mesela cumartesi günüydü. Dün çalışıyordum. Cuma günü yaptığım mesai herhalde bir 18 saatlik bir mesaiden çıktı. Ondan önceki haftalarda böyle devam etti. Ne değişti dersen çok da değişmedi. Nasıl yapıyorsun? Yani bir probleminiz olması lazım bu işle. Yani ben çok konuştuğum için burada keseyim ama Kenan zaten anlamıştır benim ne demek istediğimi. Buradan da devam edebilir arzu ederse. Kendi söyleyecekleri de vardır tabii. Ama sevmek diyebilir miyiz bilmiyorum. İşi sevmek önemli ya da işle ilgili bir probleminiz olması lazım ya da kendinizle ilgili bir probleminiz olması lazım ki bunu devam ettirebilin. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda bu bir maraton. Çok formül bir cevap veremediğimin farkındayım. Ama umarım bir takım kırıntılar vardır içerisinde yardımcı olabilecek. Anladım. Çok teşekkürler Ali. Kenan, senin fikrini duyabilir miyiz? Tabii. Ya bu hayat kadar öngörülemeyen bir yolculuk. Ali'nin bıraktığı yerden alayım. Dediğim gibi logo tasarlamaktan başlıyor. Tercihine göre şekillenebiliyor. Kimisi art direktör olarak kalmak isteyebilir. Daha fazla o sorumluluğu almayayım ben. Almak istemiyorum tercihinde bulunabilir. Devam etmek istiyorsan işin sonuna kadar, yani bu kreatif direktörlük olabilir, başka disipline. Bu mesleğin en heyecan taraflarından bazı noktaları da onlar. Farklı disiplinleri yönettiğin için sanat yönetmeni olarak fotoğraf olabilir. Ben çok 2-3 tane art direktörümü fotoğrafçılığa yönlendirdim ve çok iyi fotoğrafçı oldular. O işte çok daha iyi ilerdi. Ortalama bir art direktördense o tasarım gözüyle fotoğrafa yeniden bakma yeniliğini getirmenin şeyini aldılar, karşılığını aldılar veya illüstratör oldular veya yönetmen oldular veya müziğe. Çünkü bunları yönetiyorsunuz totalinde. Sadece ilan yapmıyorsunuz. Onun için çok zengin ve çok fazla yolun o ana pete bağlandığı bir sistem var. Burada ne kadar ısrarcı olduğunuz önemli. Bu işi yapmaktan başka çaremiz yoktu bizim, benim yoktu. Babam esnaftı ve onun için 18-19 yaşında başladım bu işe. Bu işi yapmaktan başka şeyim yoktu ve hala 24 yılın sonunda bir ikon yaparken bile en az ekibim kadar ben heyecanlanıyorum. Ben de yapayım bir tane diyorum. İllüstrasyon çiziyorum, film çekiyorum. Müşterinin bütçesi dar olduğu zaman. Ve o cesareti gösterebilmek, gelişmek için. Ben yanımdaki çalışanlara da hep onu anlatırım. Ona göre de adam alırım. Yapmadığı bir işte kendini sınamak en iyi gelişme biçimi. Yani ben hep öyle ilerledim. Yapmış mıydım? Yapmadım. Hayır. Film çeker misin? Çekerim. Çekmedim. Çekerim herhalde. TEDx'in sahnesini tasarlar mısın? Canlı yayın yönetmenleri, ışık şefleri geliyor. Onları brieflem. Yapmadım ama yaparım herhalde. Veya Vodafone Arena'nın iç tasarımını yapar mısın 8000 metrekare? Yapmadım ama yaparım herhalde. Bu cesarette olabilmek en kritik şey. Yoksa bildiğin şeyleri her seferinde aynı yöntemlerle çözmek geliştirmiyor insanı. Ve bu kreatif direktörlüğe bu götürüyor seni. Ve işleri daha kendi bulduğun fikri anlatabilme becerisi, görsel hikayecilik ve metin işçiliği. Bunlara dair öğrenimlerin, stratejiye olan merakın işi doğru anlamana getiriyor. Çünkü bir sipariş üstüne yapılan bir iş bu. Açığa, hadi Ali, hadi Kenan bir şey yapsanız da bana denen bir iş değil bu. Bir derdi, bir problemi olan bir marka sana geliyor ve bunun için seni kiralıyor. Şimdi onu doğru anlamakla başlıyor her şey. Onun için de biraz hayat bilgisini de çok geniş tutmak lazım. Yani göz yeteneği, el becerisi dışında hayattaki içgörüleri görüp hayatın içinde çok fazla duyargalarını açmak en kritik şeylerden bir tanesi. İyi reklamcı olabilme adına. Yani benim gördüğüm o. Bir de hani grafik tasarımcıdan olur mu? Tasarımcıdan kreatif olur, bal gibi olur. Ben çok iyileriyle çalıştım. Ayşe Bali öyleydi, Tibet Sanlıman öyleydi. Yazar olarak da çok iyilerle çalıştım. İşte Ozan Barışlı bir tanesidir. Şu an partnerim olan Emrah Karpuz öyledir. Başka Serdar Erener öyledir. Çok şey öğrendim orada ondan. Onun için hani buna hevesli ve istekli olmak en kritik şey. Çünkü çok kısa zamanda olmuyor bu. Kreatif direktörlüğe ulaşma. Tamamdır. Can Coşkun'dan bir soru var.
reklam ajansının junior art direktör için minimum 2 yıl deneyim istemesine karşın yeni mezunlara tavsiyeniz neler? Nasıl iş bulabiliriz? Portfolyoyla, okul portfolyosuyla. Ben ona bakıyorum. Ben de işe girdiğimde junior ve maaşlı başladım işime. Çok yetenekli olduğum için değil. Okuldaki işlerim beklentiyi karşıladığı için beni aldı Ayşe ve 50 bin lira mıydı? Neydi o zaman? 98'di. O maaşla başladım. İki senelik deneyim doğru bir şey değil. Arayış değil bence. Yanlış bir talep karşı taraftan. Okuldaki projelerden bile o işaretleri, bu çocuğun veya bu kızın olup olamayacağını işaretlerini alabiliyoruz biz. Onun için orada özgüvenli olsunlar. Ama yani zor, yani piyasaya girmek zor. Bir ortalamanın bir gıdım üstünün ne talip olduğunuzun işaretlerini o okul işlerinde gösteriyor olmanız gerekiyor. Veya öyle bir kreasyon yapmanız lazım. Hani illüstrasyon, logo, branding ne koyuyorsanız o portfolyoya seçici olması gerekiyor. En iyi işlerinizi, en güvendiğiniz işleri de en başa koymanızı tavsiye ediyorum. Ali, sen nasıl bulmuştun ilk işini? Yine okul projeleri miydi portfolyo? Orada enteresan bir durum var. Belki Kenan'la böyle bir oturumda yapmak mümkün. Ayşe'yi de alıp. Çünkü ben de okul portfolyomu Ayşe'ye götürdüm. Yani, ben de işte. İçerisindekiler okul işlerimdi. Hala duruyordur bir yerde İstanbul'da. Çürümediyse ya da fareler yemediyse. Bunlar kağıttı çünkü. Bayağı o zaman fotokopicide fabrikasyon, yani İngilizce'deki nasıl diyeceğiz onu? Yani fabrication diye, yani benim üretmem gerekiyordu açıkçası. Herkesin kim gibi bilmiyorum ama dijital değildi kesinlikle. Ve de onların baskı kalitesi, kesimleri, ambalajı vesairesi, yani portfolyonun güzelliği falan filan. Eğer ki okuldaki portfolyo yeterince iyiyse bu bariyerleri aşabileceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. İki tarafta aslında aynı dertten muzdarip, yani benim o konuda deneyimim Kenan kadar çok değil. O daha iyi değerlendirecektir durumu ama iş arayanlar ajanslardan dertli ya da kurumlarda iş arayanlardan dertli. Bunun tavuk yumurta mevzunu bir yerde çözmek lazım. Eğer kişinin böyle bir problemi varsa kendi kontrolünde olan kısım olan portfolyodan başlayabilir. Bu portfolyo bayağı bir mesafe kat edecektir. Eğer ki birisi değerini bilmiyorsa bir diğeri değerini bilecektir diye düşünüyorum. Evet, yerini bulacaktır. Katılıyorum Ali. Hani ben şimdi kendi ajansımı kurduğum için hani çok biraz daha fazla bu durumla karşılaşıyorum. Bütün kreatif direktörlerle buluştuğumuz Creative Society diye bir ekibi, grubumuz var, WhatsApp grubumuz. Orada da bu konuşuluyor. Zaten Haluk Ertmen'in öncülüğünde üniversitelere gidiyoruz, AdForce diye. Yeter ki bir talent avcılığı yapalım. Çünkü biz de aynı şeyden bizlerim. Adam yok. Onlar da diyor, iş yok. Öyle bir şey yok. Bir ki ondan bir sıyrılmak gerekiyor. Siz bu işi ne kadar istediğinizi şey yapmanız lazım, göstermeniz gerekiyor. Ne kadar istiyorsunuz? Ya ben bir yandan YouTuber da olabilirim. Onu da yapabilirim. Şu da olabilir aslında, kafa karışıklığı değil. Bizim zamanımızda çok nettik biz. Biz bunu yapacağız ve bunu yapacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Şimdi bu motivasyonda olanlar o şeyi yırtıyor. Vasatı veya ortalamanın üstünden böyle hemen yarıyor gidiyor. Çünkü benim için mesela hani ben şirket sahipliyim, ortağıyım Emrah'la. Benim için çok daha karlı. Okuldan bir çocuğu, yeni bir çocuğu almak maliyet olarak çok karlı bir şey. Yetenekli, aldım, yetiştirdim, büyüttüm onu. O da başka bir tatmin. Benim için manevi tatmin. Çok başıma geldi okuldan alıp yetiştirdiğim, onların büyüdüğünü görmek. Yani onlar bence bu gözle baktığımızı çok fazla hissedemiyorlar, anlayamıyorlar. Yani bu biz daha umutluyuz. Biz daha onların kendisinden daha fazla umutluyuz bence. Yani bunun bu ayrı bir olurlar diyoruz yani. Seans da olabilir de burada tabii mesela DDBCO'da ben işe alma pozisyonunu ilk orada geldim. O zaman 26 yaşında mıydı neydi?
Yani bu durumda tabii kendinizden yani büyük yaşlı olanlarla olanları işe alma durumu tansiyonu ya da ne diyeyim sürtünmeyi arttıran bir şey. O durumda bütün ajansın tamamı özellikle ben daha çok görsel kısmından sorumlu olduğum için herhalde tamamı okullardan mezun olan insanlardan oluştu. Yani şu anda hepsi Türkiye'de bir takım konum, yani önemli konumlarda ya da yurt dışında çalışıyorlar. Yani böyle bir şey var. Bir de staj kısmını çok da yani eğer ki güvenilir bir ya da piyasada kendini kanıtlamış bir kurumdaysanız o konuda çok fazla derdinizin olması gerekmiyor. Eğer ki bir katma değer yaratıyorsanız onlar zaten sizi tutmak için çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sizin orada kapladığınız alan siz çıktıktan sonra bir boşluk oluşturacak. O boşluğu doldurmanın maliyeti sizi göndermekten daha yüksek. Maliyet hesabı. Ben daha analitik ya da pragmatist bakıyorum diyelim. Girdiniz stajyer olarak, evet. Yani sıfır maliyet mi? Ödüyorlar mı? Stajyere para ödenmesi gerektiğini düşüncesindeyim. Ama güvenilir bir kurumda mısınız? Böyle bir vizyonla mı başladınız? O da kabul edilebilir bir şey bana göre. Çünkü siz orada yeterince bir alan kaplıyorsanız, yeterince bir katma değer yarattıysanız, siz çıktığınızda o katma değeri birinin yüklenmesi gerekiyor. Ajans da bunu, bu yükü kaldıracak insan sayısı çok fazla olmayacaktır. Onun yerine birisinin arayışı bir vakit alacak. Bu vakti kaybetmek istemez kurumdaki yöneticiler diye düşünüyorum. O yüzden de biraz bu taraftan da bakmak lazım. Diğer tarafları anlıyorum. Bahtsız bir takım tercihlerle, yanlış kurumlarla muhatap olmuş olabilirler. Ama velakin işin bir de bu tarafı var. Peki. Doğukan Öcal sormuş. Tipografi hakkında bilgi verebilir misiniz? Tasarımlarda nasıl fontlar kullanılmalı? Ali senle devam edelim istersen. Yani bu konular bizim zamanımızda sanırım biraz daha dertli konulardı ama şu gün typography rules diye Google'a yazarsanız sanırım ya da typography principles diye yazarsanız bütün literatür çatır çutur önümüze düşüyordur. Benim zamanımda diyelim o kadar ya o kadar çok kullandık ki bu lafı bizim zamanımızda benim zamanımızda diye yani yaşımız da ziyadesiyle ortaya çıkıyor sanırım. Valla ya şöyle bu iki kelimelik bilgiye ulaşmak için yani typography principles Google enter type enter'a bas çıkan karşına şeyi oku ki çoğunluğu görsel İngilizce de bilmiyorsanız görselliklerle İngilizce anlamak istiyorsanız Google Translate ile gayet rahat çözebileceğiniz için bilimsel eserlerde kitapları yani cumartesi günlerini geçirip kitaplara bakarak öğrendiğim şeylerdi bunlar. Yani sabahtan akşama kadar. Yani bunlar çünkü basılı yayın, yani kitap formundaydı, kağıt formundaydı. Benim söyleyeceğim şu, tipografi çok önemli. Çünkü en kestirme yoldan o görseli iyi göstermenin yolu tipografi bilgisi. Çünkü çok efficient bir şekilde kısa bir zamanda o işi toparlayabiliyorsunuz. Bir tasarım, iyi tasarlanmış bir kitabı elinize aldığınızda verdiği bir hisle, kötü tasarlanmış bir kitabı elinize aldığınızda verdiğiniz his, reklamcılıkta da farklı değil. İyi tasarlanmış bir ilanı gördüğünüzde onun size verdiği his tasarım kaynaklı, tipografi kaynaklı. Bunu da iyi bir seviyeye getirmenin yolu oradaki küçük detaylardan geliyor. Buraya hakim olmanın yolu da Google'a Typographic Principles yazıp Enter'a basmaktan geliyor. Bence. Peki. Kenan senin ekleyecek bir şeyin var mı? Yoksa başka bir soruya geçiyorum. Yeterli bence hocam. Tamam. Mustafa isimli bir izleyicimiz sormuş. Art direktör nedir size göre? İşin neresindedir? Bir kampanyada ya da başka bir işe nasıl çalışmalı? Nasıl yaklaşmalıdır? Ve kendini nasıl geliştirebilir? Kenan senle başlayalım. Uzun sürecek ama bu. Dört tane soru var. Yani art direktörlük bir şeyi yönetmek demek. Bir
temin bahsettiğim farklı disiplinleri bulduğum fikri bir kere tam göbeğinde. Hani nerede diyor diye sormuş arkadaşımız. Tam göbeğinde. Fikrin olduğu yerde, fikrin çıktığı yerde. Hani yazar fikri bulur, art direktör uygular gibi, zanaatını gösterir gibi bir şey yok. Öyle şeyler olsa da sen artist adamsın aman falan öyle davranılsa da isminden kaynaklı. Tam göbeğinde, fikrin merkezindesin ve işi yönetensin. Burada yani filmin dekorundan fikrini geçtim. Hani uygulamaya dair detaya giriyorum şu an. Hani moodu ne olacak? Nasıl bir görüntü dünyası hayal ediyorsun filmin? Grafik dili nasıl olacak? Süperlerin nasıl olacak? Tipografisi nasıl olacak? Her şeyle alakalısın. Her şeyle alakalısın yani. Yani bazen işte filmi al, desktop'ta üret, hareketli video yap. Oralarda da varsın. Yani her yerinde varsa işin göbeğindesin. Ana yani kontrol, o ne denir, o uzay gemilerindeki kontrol odası vardır. Oranın göbeğindesin. Müşteriye kendini anlatıyorsun, kendini sunuyorsun bulduğun fikri. Ali sen bir şey ekliyor musun? Başka bir soruya geçelim mi? Geçebiliriz. Peki. Bir Halil Tasel ya da Taşel günümüzde artık bizim konumuzla ilgili reklamcılık, grafik tasarım, YouTube eğitim açısından önemli bir yere geldi diyor. YouTube'da verilen eğitimler. Takip etmemizi önerdiğiniz kanallar var mı diye bir sorumuz var. Mesela brandingle ilgili Chris Doe'nun The Future ya da Future diye bir kanalı var. Orada devamlı branding design hakkında yayınlar yapıyor. Ama ilan tasarımı ya da reklamcılık takip ettiğiniz bir site var mı sizin? Netflix izliyorum. Netflix'te var. Paolo Sherry'i de görüyorsunuz orada. Tipografisinde Olafur'u da görüyorsunuz. Sanatçıyı da görüyorsunuz. Fotoğraf, dansçıyı da izliyorsunuz. Hani o belgeseller orada yığınla var. Abstraktlar. Hani spesifik hani ilan tasarımı şu vardı. Hani Sagmaster'in kendi account'unu takip eden. Bu adamları bir kere takip alın sosyal medyada. Kreatif direktörleri bilin. O Cannes'daki veya Ads of the World'daki şeylerden, künyelerden gidin bulun o adamları. Onları takip alın. Ama eğitim benim takip ettiğim veya bildiğim yok. Ali senin var mı? Yani benim de özellikle şu anda takip ettiğim yok. Ama şunu yapmaya çalışıyorum. Kenan'ın dediğiyle paralel sanırım. Instagram. Şimdi eskiden mesela bunları peşinden koşmamız gerekiyordu. Şimdi bize geliyor. Şu fark olabilir. Yani sadece follow tuşuna basın. Eşi dostu takip edeceğinizi. Yani bunları takip edin. İki şey var. Birisi künyelere bakmak. Her şeyin künyesine bakmak. İkincisi de o künyelerde gördüğünüz isimleri takip etmek. Gerisi zaten feedinize geliyor. Tuvalette zaten oturduğunuzda eşin dostun fotoğrafına bakacağınızı size para kazandıracak, katma değer getirecek bir şeye bakıyor olabilirsiniz. Yani bunlar mesela Instagram'ın tabiatı gereği zaten haplaştırılmış bir takım bilgiler. Tipografi içinde var, tasarım içinde var, fotoğrafçılık içinde var. UX'ler var. Onları ben de takip ediyorum Instagram'da ama ismi şu an aklıma gelmiyor kimler onlar. Ya anlatıyorlar yani. Sadece bunları anlatan tipler var. Karuzelli. Aynen karuzelli. Her seferinde bir birim bilgi veren sonrakine kaydırıyorsunuz. Bir tane daha sonrakine kaydırıyorsunuz. Zaten bittiğinizde bir bizim okulda bir sene üzerinde çalıştığımız tipografi temasını adam size 8-10 slide'la vermiş oluyor. Yani bildiğiniz aslında o karuzel formatı bir PowerPoint sunumda olabilirdi. Bunlar açıkçası biraz nasıl diyeyim, bir bilginin kıtlığı kadar çokluğu da bir dert olabilir. Çünkü filtreleme, editoryal bir sıkıntı var. Kendi editörlüğünüzü yaptığınızda önemli olan bu herhalde. O gerekli bilgiler size geliyor diye düşünüyorum. Bir de yani işi yapmak. İşi yaparak öğreniyorsunuz arkadaşlar. Hani bu öyle bir şey var, tespit var. Hani 1000 saat, bir işte uzman olabilmen için 10.000 saat, özür diliyorum. Hani bu da 5 senelere falan denk geliyor galiba. O mesai yapman lazım. İster reklam, ister tasarım, ister dönerci ol, ister bir makine ustası ol. Bir şeyde uzman olabilmek için
Bu o 5 seneyi harcamanız gerekiyor. Bu en iyi iş yaparak öğreniliyor. Biz sadece programları nasıl kullanmayı öğrendik okulda. Geri kalan her şey veya tasarım disiplinlerin şeyleri, basiclerini öğrendik. Sanat tarihi öğrendik. Geri kalan her şey bir piyasaydı bizim okulumuz. Orada öğrendik her şeyi. Yapa yapa, boza boza, yanında çalıştığın adamla, kadınla, hani onların yönlendirmesiyle öğreniyorsun. Öyle bir süreç. Bitmiyor zaten. Peki, bir izleyicimiz şunu sormuş. Bir portfolyoya baktığınızda en ilginizi çeken şeyler nelerdir? Kenan, senle devam edelim istersen. İlan ve postere bakarım. Daha çok postere bakarım. Ben çok basılı işlere bakarım. Zaten hani öyle portfolyolar geliyor. Hani kategori 3-4 tane kategori oluyor. İllüstrasyon oluyor. Okul projelerinden bahsediyorum. İllüstrasyon. Proje varsa, marka işi verdilerse bir diploma projesi veya dönemlik proje bir markanın iletişiminin tasarımı oluyor. Hareketli video varsa ne ala. Mesela öylelere daha sempatiyle bakıyorum. Sempati demeyeyim de daha hemen böyle alabileceğim insan gibi. Çünkü günün dünyasında hareketli video yapmayı becerebilmek, basic de olsa becerebilmek kritik bir şey. Ay mı uydu? Stop motion bile olabilir bu. Kareleri arka arkaya koymak bile olabilir ama müzikle onu eşlemek kritik bir şey. Hareketli video yapıyor mu yapmıyor mu ona bakıyorum. Logoya en son geliyorum ben kişisel olarak. Daha çok poster tek karede anlatabiliyor mu derdi. O hiyerarşileri doğru kurulabiliyor mu? Ondan sonra kitap kapağı olabiliyor bazen. İllüstrasyonlardan çok şey yapmıyorum. Onlar çok cazibeli olsa da oraya hemen böyle bet edemiyorum. Zaten o kiralanabilen bir şey bizim için. Yapabiliyorsa ne hala ekstrasıdır tasarımcının. Ama daha o hiyerarşik, o tipografiyi nasıl kullanmış, nasıl kurmuş onlara bakıyorum. Bir lezzeti var mı gözünün elinin ona bakıyorum. Tamamen zevk ve estetik işi yönettiğimizde farkında olalım. Bu iş öyle. Tam anlamlar, kavramlar, şeyler olsa da, bilgiler olsa da günün sonunda bir estetik ve güzel bir şey yapma uğruna kötüleşiyoruz, çirkinleşiyoruz, kararıyoruz mesaiyle. Onun için hani o göz zevki de en kritik şeylerden. Hani ilk karede zaten anlıyorsun. Bazen CV'nin tasarımında bile anlayabiliyorsun onu. İkinci sayfaya giderken biliyorsun ki tamam bu çocuk kendini anlatmada tamam başarılı. O zaman işleri de iyi anlatabilir diye hemen gidiyorsun zaten. Ama 8 saniye. İnsan da öyle tanırmış birbirini. Yani insanlar sevip sevmeye 8 saniyede karar verirmiş. 8 saniye yeterli. Hani 8 saniyelik hap video bile kendini anlattığı, işlerini gösterdiği bir şey bile aslında bizle tanışmaya, biz ve bizim gibilerle tanışmaya yeterli bir şey. 8 saniyede karar verebiliyoruz yani. O portfolyoyu geçip geçmeyeceğimizi. Peki, Mustafa sormuş. Mesleğin ilk yıllarında olmama rağmen sektörün geleceği beni düşündürmeye başladı. Maddi anlamda veya işler anlamında tatmin olamıyoruz. Siz sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali, senle başlayalım bu sefer. Valla sektörün geleceği beni de düşündürüyor. Yani o anlamda pek bir farkımız olduğunu söyleyemem. Yani keşke ne kaygısı olduğunu net olarak anlayabilsek, yani hani para kazanamayacağı ya da sektörün iptal olacağı, yani reklamcılık sektörünü komple yasaklayacaklar mı nedir? Yani öyle bir şey yok. O anlamdaysa bu, hani bir mal satılacaksa eğer, biz hala bu ekonomik düzendeysek her gün büyüme şartı olan kapitalist sistem içerisinde yaşıyorsak, bunun bir parçası pazarlama olacak. Pazarlamanın bir parçası da reklam olacak. Reklamı da biz yapmaya devam edeceğiz. Birisi bunu yapacak. Yani ben yapmam, Kenan yapar. Sen yapmasın ama birisi yapacak bunu. Bunun da bir maddi karşılığı olacak. Birisi de bu parayı kazanacak. O anlamda endişe, yani reklam sektörüne girmeyeyim, 2 sene sonra Bitcoin gibi çöker mi? Yani ise öyle bir şey yok. Daha keyifsiz mi oluyor bu arkadaşımız için? O ayrı, onu bilemem ama eğer ki öyleyse zaten bundan sonrası, yani zaten
olabileceği kadar fragmente oldu. Bundan daha zorlu bir hale geleceğini ben düşünmüyorum o anlamda. Hani ya da ne diyeyim? Daha kötüsü olamaz diyorsun. Daha kötüsü mü? Yani bunlar da bir şey. Az önce yani başında muhabbetin konuştuğunuz şey, derdiniz ne? Yani bir bunlar tabii daha büyük konular, daha büyük. Yani niye ben bu işi yapayım sorusuna kendinizin cevabını, ya kendinizin bir cevap bulması lazım. Ben şöyle bir cevap kendimce vakti zamanında buldum. Şu anda uyar mı kimseye, uymaz mı onu bilemem. Hiç sermayesi olmadan girişebileceğiniz, sınıf atlayabileceğiniz, nasıl diyeyim, yiğitliğe bir şeyler sürdürmeden show business'in pırıltılı dünyasının bir parçası da olabileceğiniz, nasıl diyeyim, günü istediğiniz zaman tişörtle, kot pantolonla girebilecek, böyle havalı insanlarla takılabileceğiniz, akıllı insanlarla muhabbet edebileceğiniz, soyut kavramları konuşabileceğiniz bir iş dalı idi o zaman. Şu anda da bu bağlamlarda mesela çok değişti mi? Bence çok değişmedi. Kenan daha iyi gözlemleyebilir Türkiye'nin koşullarını. Kalitesi bu insanların, yani ortamın düşmüş olabilir ama bunu düştü mü o ayrı bir konu. Reklamcılıkla alakalı mı düştü o ayrı bir konu. Buraların açıkçası çok siyah beyaz olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan bu soruya cevap mıdır bilmiyorum ama doğru insanlarla bir araya gelip doğru insanlara güvenerek doğru projelere dahil olup o ortamın en iyisine talip olmak ve onun içinde en iyisini hedeflemek gerekir diye düşünüyorum. Yani soru kapsamlı bir soru yani. Tabii. Peki Kenan, sana dönmek istiyorum. Aslında burada şeyi de ekleyebiliriz Ali'nin söylediklerine ek olarak. Hani benim de içinde bulunduğum hani reklamcılık 90'ların ikinci yarısı, 2000'lerin başı, bu işten büyük paralar kazanılan ve reklam hani ajanslarının fi olarak da %16'lar, %24'ler aldığı, kazandığı dönemler. Aslında Ali'nin bahsettiği de biraz bu kaliteyle ilgili, bu alınan paralarla da ilgili, kazanılan paralarla ilgili. Bugün öyle bir komisyon, öyle bir şey kalmadı. Şimdi bu durumda sen ne düşünüyorsun? Ya günümüzdeki reklam ajanslarının içinde bulunduğu şartlar ve yakın gelecekteki durumu ne olabilir sence? Ya çok büyük bir hayat tarzı veya ne bileyim gelir kazanma biçimi değişmiş değil. İnsan tipi değişti. Kreatif veya yaratıcılıkla alakalı insanları, gözü iyi, kulağı iyi, metni iyi insanları başka kanallara, mecralara kaybetti bu sektör. YouTube olabilir, Netflix'e içerik yazıyor olabilir. Seçenekler ve opsiyonlar daha fazla duruyor. Onun için odaklanmak ve bu işi yapmaya karar verenler benim 2000'lerdeki zamanımla aynı hayat standartlarını şey yapıyor. Gelirler düşse bile. Çünkü o ajans, o iyi insana o parayı veriyor. Bir şekilde veriyor. Hani bu değişmedi, değişmeyecek bir gerçek. Ama hani ortalama ve mainstream her zaman en yüksek şey. Parlak adam sayısı 10 sene, 20 sene önce neyse hala öyle. Azalmış değil, birazını kaptırmış olabiliriz ama genel ortalamada o şey oran orantı değişmiyor. Ortalamayla aşırı yetenekli insan. Benim de gördüğüm hani şu an kreativite anlamında hani reklam sektörü kaybetti mi? Hayır, kaybetmiş durumda değil benim gördüğüm. Hani jürilikte yapıyoruz Türkiye'deki yarışmalarda. Orada gördüğüm işlerde de yani kana gönderilen işlerde de burada çıkan işlerde de sadece daha az konuşulan yani hayatta daha az yer kaplıyor sadece reklam. O bahsettiğim gibi sucu çocuğu gördüğümüz zaman ertesi gün hayata yayılmıyordu. Yayılmıyor şu an. Çünkü yani, mobille beraber daha taarruz var. Ama bu neyi getiriyor? Sıkışıklığı getiriyor. Bu sıkışıklık kreativite için iyi bir şey hayatta. Yani bana açığa bir ilan yap. Ali bana açığa bir film çek gibi değil. Sınırlanmasını istiyoruz. Bütçe olabilir, müşteri olabilir bu.
başka imkan veya imkansızlıklar olabilir. Kreativitenin daralması gerekiyor. Yani zapt edilmesi gerekiyor. O anlamda bazı şeyler daralıyor. Bütçeler evet daralıyor. Ama hani Ali'nin yaptığı döner kesen, döner çok özür diliyorum. Hani bıçak, döner bıçağı, topu kesen döner bıçağı şu an zaten şekil değiştiren reklamcılık, videoculukta şu zamanda da işleyen bir doğru. Hani o çarpıcı görüntüyü 3 saniyede koyabilme kabiliyetleri. Hani mecralar işi yapma biçimini değiştirdi. Yoksa meslek aynı meslek. Aynı içgörüleri buluyoruz, aynı stratejileri buluyoruz, aynı kelimeler ve güncel hallerini belki buluyoruz. İş yapma biçimi ne biraz değiştiren şey işin yayınlandığı mecralar. Televizyonda daha az reklam harcamasında dijital onun önüne geçti. Basın zaten aşağılarda. Açık havada öyle. Hani mecra dinamiği, mecra tüketme biçimi senin yapma işini etkiliyor. Şimdi burada esnek oluyor olman gerekiyor. Hani tasarımcılıkta öyle bir şey çok yok ama reklam art direktöründe esniyor olman lazım. İyi esneyen adamlar iyi art direktör olabiliyor. Çünkü tasarımcıya o dili, o görüntü yapma biçimini, o fikri bulma, o probleme cevap verme biçimi için özel gidilir. Hani bir tasarımcıya veya bir tasarım ofisine. Ama reklam art direktörlüğünde markaya, işe, mecraya göre liquid diyorlar şimdi çok havalı. Hani bir fikrin yayılması gibi personanın da öyle olabiliyor olması lazım. Onlar başarılı art direktör oluyor. Kadın pedi yaparken başka yapabilmeli, bir kulüp işi yaparken başka, araba reklamı yaparken başka, story de başka bir şekil alabilmeli, basın ilanı veya açık havada başka bir şekil alabilmeli. Hani bu esnekliğe ve bu dedim kıvraklığa sahip insanlar şu an kazanıyor. Anladım. Peki Ali, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, özetle böyle. Katılıyorum yani. Daha başka sorumuz varsa daha etkin kullanabiliriz vakti. Valla başka da bir soru yok. Bir tasarımcımız, yani pardon bir izleyicimiz şey demiş. İyi tasarımcılar gerçekten çok kazanıyor mu demiş. Tasarımcısına bağlı tabii. Yani iyi tasarımcı her şeyin iyisi çok kazanır. Bakıyorum... Tasarımcı. Peki son olarak şunu sorayım ben Ali. Bir tasarımcı olarak fikir bulmakta zorlandığında sana ilham veren şeyler genelde ne oluyor? Güzel bir soru bu. O tıkanıklığı nasıl aşıyorsun? Ya bununla ilgili okulda açıkçası yani dersimin konusu da buydu. Marmara'da ders verdiğimde de bunun için kitaplar var açıkçası. Ben de okudum birçoğunu. Birçoğu aynı noktalara bağlanır. Temelde, prensipte fikrin nasıl bulunacağına dair. Hatta çok uzağa gitmemek lazım. En temel okuyabilecekleri kitabın adı Fikir Nasıl Bulunur. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Türkiye'de böyle bir kitap var, bir şu anda tam adı. Yani ne kadar kitap okursanız okuyun ondan farklı bir şey söylemeyecek. Üç aşağı beş yukarı aynı noktalara gelecek. Benim için açıkçası bir inat gibi, inat meselesi gibi. Yani fikir bulamadığımda gidip bir yerden ilham almak diye bir şey, ya emin değilim, kişiden kişiye bu deneyim değişir, Kenan farklı anlatacaktır ama benim derdim daha çok, ya bir şöyle bakıyorum ben. Birisi, ya dışarıda ne diyeyim, atmosferde bu soyut şeyler, fikirler var mı? Var. Bunun paralel evrenlerde çözümleri var mıdır? Birileri bulmuş mudur? Bulmuştur. O zaman onu ben bulamıyorsam bu onun olmadığı anlamına gelmiyor. O fikir orada bir yerlerde var. Ben o fikre ulaşamadım daha diye bakıyorum. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? İnat meselesine dönüyoruz. O zaman o fikre ulaşmak için inat etmek. Bu da İngilizce'de persistence, ısrarcılık mı diyelim? Evet. Dayanıklılık mı diyelim? İnat ya. İnat. Yani inat edeceksin. Benim için mesele o fikri bulamamak, yani böyle bir
orada bir yaratıcılık üzerindeki gizem ya da esrar perdesini biraz aralayıp kaldırmakta. Onu böyle bir mistik bir şeyden çok analitik, matematik bir şeye dönüştürmekte fayda var. Bu durumda mesela insan beyninin nasıl çalıştığına dair bir takım okumalar da yapılabilir. Buna nöroplastisite deniyor. Nöroplastisite beynin kas gibi çalışması. Spor salonuna gidip nasıl ağırlık kaldırıp kaslarınızı geliştirebiliyorsanız, fikir bulurken de daha fazla fikir bulduğunuzda beyninizin kaslarını geliştiriyor. Beyniniz buna göre şekil alıyor. Bunu görsel iletişim bağlamında egzersizler yapıyorsanız eğer, bu durumda buna dair çözümlerinizi de daha nasıl diyeyim, daha iyi olmayabilir ama daha etkin bir şekilde geliyor. Bizim zaten ortadaki değişkenlerimizden bir tanesi de zaman. Daha kısa sürede daha fazla fikir bulmamız gerekiyor artık. O zaman ne yapacaksınız? O kasları bir zahmet oturup geliştirmek lazım. Bence fikir bulmakta zorlandığınız anda değil, ondan önce o noktaya kadar geldiğiniz süreçte cevaplar. O güne kadar bunun antrenmanını yaptıysanız, o şöyle diyelim, hani vücut geliştirmek ya da kastan ziyade şöyle bir analoji daha mantıklı olacaktır. Koşu. Zaten persistence'dan, inattan gidiyorsak kondisyondan gidelim. O bir mesafe koşulacak. Eğer ki siz bunun antrenmanını daha önce yaptıysanız, kondisyonunuz daha uygundur, o mesafeyi daha hızlı koşabilirsiniz. O fikir zaten bir yerde var. Ona ulaşma meselesi diye görüyorum. Umarım net olmuştur anlattıklarım. Güzeldi. Kenan, sen ne düşünüyorsun? Ali'nin bırakmaya yakın söylediği yerden ele alayım. Mevzuya başlayayım. Hani bu tasarım veya yaratıcılık denen şey böyle ilhamla olan bir şey değil. Bu sanat değil. Bir ticaret biçimi. Ticaretin bir şeklidir bu. Böyle oturup biz böyle fikir nasıl gelecek falan diye bakmıyoruz hiçbir zaman. Beyaz kağıdı her açtığımızı veya ne bileyim Illustrator'da sayfayı veya yazarsan o kağıt, Word'deki kağıt oluyor. Her seferinde şeyin endişesi var. Bu kitlenmek veya yapamamak değil, fikir bulamamak değildir. Yeniden bir şey olacak mı endişesi, ne kadar öncesinde iyi işler de yapsan o her seferinde olan bir şey bana hala oluyor. 24 yıldır yapıyorum. Yapmadım mı daha önce iyi bir ilan? Yaptım ama sayfayı açtığında o gerginlikle başlar her şey. Onun sonrasında nasıl bu sürece devam ediyorsun peki? Tamamen görsel anıların devreye giriyor burada. Bunun için bahsettiğim, Instagram yayınında bahsettiğim müzik benim için öyle bir şeydi ve yurt dışına gitmek. Görsel dağarcıklarımı biriktirmek, film izlemek, kitap okumak, bunları biriktirmek. Bunlar anılar duruyor orada. Sonra sen işe göre doğru anıyı çıkartıyorsun ve eşliyorsun. Yani orada brief'te senden istenen şeyle doğru anla. Bir de ben şey çalışırım, kelime haritası çıkartırım, kavramlar çıkartırım. Onlarla onları eşlerim anılarla veya kamusal hafızada olan o hemen böyle tepki verecek ikonlaşmış işaretlerle. O bağlantıları kuruyorum. Bak bulamıyor muyum? Bozup yenilerim, bir daha başlarım o kurguya. Ama hani bir araya getirme biçimidir iletişimcinin yaptığı iş. Bir şey icat etmek değildir. Hani icatçılık işi değil bu. Yaratıcılık böyle algılanıyor olabilir ama bir icat işi değildir. Zanaatta belki evet olabilir, zanaat kısmına, uygulama kısmına geçtiğinde. Öbür türlüsü başka bir şey oluyor. Modern sanat veya sanattan bahsedebiliriz oralarda. O kişiselleşmiş deneyimle bir şey üretmek. Bu tamamen hayatta var olan şeyleri ne kadar hafızana, görsel anına, anılarını da biriktirdiğinle alakalı bir şey. Zamanı geliyor, işe dair hemen çat diye yapıştırıyorsun onu. Onun için ilgi alanları çok kritik bir şey. Bu müzik olabilir, moda olabilir, spor olabilir. Bir tane ne bileyim Chia Bar markası gelip sana ambalaj istediği zaman sporla veya sağlıklı beslenmeyle hayatında ona yer açtıysan onu çok iyi yapıyorsun. Ben Beşiktaş'ta oynadım. Babam Beşiktaş esnafı. Beşiktaş kulübünün işlerini tabii ki herkesin yaptığından bir adım daha öteye götürebilecek şeydi. İçselleştirmedeydim o durumla. Beşiktaş markasıyla. Bizim de dönercimiz vardı Beşiktaş'ta bu arada.
O anlamda veya spor veya müzik. Tabii ki Babilon'u ben yapacaktım. Çünkü bütün paramı ben müziğe yatırıyordum. Gidiyordum plaklar alıyordum yurt dışından. Onun için o her şeyi biraz birazdan biraz daha fazla bilin ama bazı şeyleri çok iyi bilin. O iş geldiği zaman sizi parlatan ve sizin birisi sormuş orada iyi para kazanılıyor mu? Gerçekten iyi para kazanılıyor. Gerçekten kazanılıyor. İyi bir hayat yaşıyorsunuz. Ali'nin dediği gibi belli bir seviyenin üstündeki zihinlerle sizden çok daha iyi eğitimli olan insanlarla da hani devlet okulunda tasarım okumuş olabilirsin. Ama karşı taraftakileri de hiçbir zaman küçümsememen gerekiyor. Onlar da çok çok iyi eğitimli insanlar. Sadece eskiden bizim zamanımızda daha bizim şeyimizdi bu, profesyonelliğimizdeydi. Biz takip ediyorduk, biz biliyorduk. Onlar da onu kiralıyordu. Şimdi karşı tarafta biliyor. Karşı taraftaki insanın da Instagram'da senin kadar takipçisi var veya onun da gözü senin kadar eğitimli olabiliyor. Şimdi orada o kabulden başlayıp senin onun hayatında onun üstüne ne kadar fark koyacağınla alakalı. Bunlar da tamamen senin hayatını neyle doldurduğunla alakalı. Dediğim gibi müzik olabilir, kültür, sanat olabilir, başka dallar olabilir, edebiyat olabilir. Sen orada artık onun üstüne onunla çıkacaksın, öyle şaşırtacaksın. Eskiden biz çok daha fazla şaşırtırdık karşı tarafı. Şimdi bu biraz daha zorlaştı ama bu da bir challenge. İşte o zaman daha da iyiler ortaya çıkacak. Ve o bahsedilen iyi paralar gelecek onlarla. Yani tüm bunlara bir şey ekleyebilirim. Mesela bir aradaki fark şu herhalde. Ben aslında ilk başladığımda aynı zamanda sanat yapıyordum ilk bir 2-3 sene falan. O da bir inat meselesi olarak. Yani reklama başladım. Sanatçı olarak da devam ettim. Daha sonra reklama odaklandım. Kaçınılmaz olarak. Niye bir inat meselesi? Çünkü sanat yaparken biraz daha subjektif yaklaşım. Kabulüye, daha fazla toleransı o anlamda yüksek olan bir şeydi. Bu tarafta daha çok zorlandığım için iş inada bindi. Yani ve bunu kendini ispat etme kaygısıyla. İkisinin arasındaki fark da şu. Birisi yaratıcılıksa eğer, Türkçesini nasıl yapacağız bilmiyorum. Ferhat sen söyle çevirisi varsa. On demand, şimdi streaming İstek mesela Netflix. Üzerine. Nasıl? İstek üzerine. İstek üzerine Netflix mesela ama Türkçe'de sanırım daha oturmuş bir şey değil. İstek üzerine film. Değil. Yani on demand TV diye bir, istek üzerine televizyon diye bir tabir yoktur herhalde daha. Kısaltması kullanılıyor. Yok geçti. Bizim lügatları da geçti. Var mı? Var. Kısaltması kullanıyor. Tamam işte istek üzerine televizyon. Diye. O zaman aradaki fark şu. Bir tanesi yaratıcılık, bir tanesi de istek üzerine yaratıcılık. Bizim musluk gibi bir yaratıcılığa ihtiyacımız var. Öyle işlev görüyoruz. Gidiyorsun. Bir tanesi sebil akıyor. Altına bardağın tut istediğin zaman al. Bir tanesi abi bana biraz yaratıcılık versen oradan deyip musluğu açıyorsun, yaratıcılığı alıyorsun, gidiyorsun. Yani bu şekilde işlev görmeye başladığınızda tekrar başa dönüyor. Neuroplastisite değil. Ben mesela dönem dönem o tarafa o şekilde işlev görmeye çalıştığımda zorlanıyorum artık. Yılların creativity on demand istek üzerine yaratıcılık formasyonu yüzünden istek olmadığı zaman yaratıcılık kısmında eskisi kadar çevik değilim mesela. O yüzden bunun farkında olmak lazım. Oturup hani bekleyip tıkandık falan öyle bir lüks yok. Eğer ki zaten bünye o şekildeyse bünyesi öyle olmayan bir arkadaş sizi gelip yerini koltuğunuzu alıp devam edecektir. Zaten o kadar hızlı ilerliyor ki yapabilen arkadaş yapamayanın koltuğunu alır gider. Bu işin böyle olduğunu ön koşul olarak kabul edip oradan devam etmek lazım diye doğru düşünüyorum. Peki son sorumu iletiyorum. Ali bu da senin yurt dışı tecrübene dayalı bir soru. Ali Ata Dibek sormuş. Yurt dışında reklamcılık yapmak ile Türkiye'de yapmak arasında en net hissettiğiniz farklar neler? Bir yazara o ülkenin kültürü ve dilinin esnek oyunlarını bilmenin ötesinde tavsiyeleriniz nedir? Önce Türkiye ve yurt dışındaki reklamcılık. Aralarındaki farklar neler? Senin gözlemlediğin. Orada bir kitlenin ya da genelde soruyu soranların bu arkadaşımız için söylemiyorum ama aklında bir takım fikirler olup onun
onaylanması üzerine, ya benim bugüne kadarki deneyim, tekrar bu arkadaşı muaf tutarak söylüyorum, öyle olduğunu söylemek istemiyorum. Oradaki genel kanı, hani yurt dışında sebil kaynağın olduğu, uzmanlaşmanın muhteşem olduğu, inanılmaz olduğu, Türkiye'de de bu işlerin çok genel, yani geçici, hızlı, özensiz vesaire vesaire olduğuna dair bir takım kanılar olduğunu ben gözlemliyorum gelen genelde sorularda. Öyle bir şey yok. Birincisi. Bunlara bakarken biraz daha açıkçası tekrar pragmatist bakmak da fayda görüyorum ben analiz ederken. Ha, yurt dışında yaratıcılık, Türkiye'de yaratıcılık vesaire vesaire. Şimdi bir Amerika'daki üretime baktığınızda birim olarak bakarsanız bizim sektör Amerika'da 100 birim üretiyorsa Türkiye'de 1 birim üretiyor. Ya da ne şöyle diyeyim, 1000 birim Amerika'da üretiliyorsa Türkiye'de 10 birim üretiliyor. Bunun içerisinde çok parlak, evrensel, genel geçer kalitede her açıdan baktığınızda bir işin çıkma olasılığı Amerika'da nasıl diyeyim, şeyse, 1000'se, ne diyeyim, Amerika'ya 1000 mi dedik? Yani bunun %10'uysa bir 10'la 1000'in arasındaki %10 arasında bir fark olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar çok üretimin içerisinde tabii ki sayısal olarak da daha az çıkacak. Onun dışında yani Amerika tabii ki örneğinden gidersek daha küresel kültür itibariyle, ekonomi itibariyle gelişmiş pazar olduğu için gelişmekte olan pazarlara farklı olarak daha kitlesel iletişim yapmak zorunda markaları burada çalışan. Amerika'da yerel marka diye bir şey, mesela Coca-Cola bir iş yaptığında o iş Türkiye'de geçerli olacak, Amerika'da da geçerli olacak, Brezilya'da geçerli olacak, Afrika'da geçerli olacak. Şimdi bir birim işi bu kadar çok ülkeye yayıyorsanız buna yapabileceğiniz yatırım da maddi olarak, çünkü onu o kadar pazarda kullanacaksanız maliyeti düşüyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum net bir şekilde. Prodüksiyon maliyeti aslında, değil mi? Evet. Prodüksiyon maliyeti, işçilik vesaire. O zaman bu kadar geniş bir coğrafyada kullanılacak bir ürünü ister istemez daha yüksek maliyetlerle üretebiliyorsunuz. Bu durumda daha üst, ya daha deneyimli, konuyla ilgili daha deneyimli bir takım yetenekleri projeye dahil etmeniz mümkün olabiliyor. Onun dışında mesela marka, brand building anlamında, yani Türkiye'nin coğrafyası itibariyle, yani Kenan şu anda bir girişimci olarak, bir yönetici olarak benden daha iyi değerlendirecektir Türkiye'de iş yapan bir girişimci olarak. Ama Türkiye coğrafyası zaten uzun vadeli hesapların yapılabildiği bir coğrafya değil. Olmayabilir. Yani hani çok net konuşmayayım ama olanı var, olan marka var, olmayan marka var, ama çoğunluk itibariyle bu markaları bağlamından çıkartıp Türkiye'deki bir markayı, Türkiye'deki bir çalışmayı, Amerika'daki bir çalışmayla değerlendirmek çok haklı bir karşılaştırma değil bana göre. Bunun dışında bir tane, bir diğer faktör de gelişmekte olan pazarların dinamikleri, gelişmiş pazarları olan, gelişmiş pazarların dinamiklerinden çok farklı. Bu da daha bir kısa dönemli hesaplamayı ve tasarlamayı ve modifikasyon, değişik, adapte olmayı gerektiriyor. Yani o yüzden hani biraz bana açıkçası ilk bahsettiğimiz, konuşmanın ilk başındaki konuştuğumuz kriterler çok geçerli gelmiyor. O yüzden bunları da hesaba katarak, bağlamı hesaba katarak değerlendirirsek bence daha doğru bir değerlendirme yapmış oluruz. Bunun dışında da yaratıcılık anlamında, fikir anlamında da nasıl diyeyim, Türkiye'deki yaratıcının daha az yaratıcı olması gibi bir argüman, hani ya da Amerika'daki sarı ırkın ya da beyaz ırkın daha üstün bir ırk olması kadar geçersiz bir argüman. Benim gördüğüm kadarıyla biz oldukça antrenmanlıyız. Yani
o anlamda bence hiçbir kıtlık yok. Fazlasına, yani tersine bence bizde bolluk da var. Ama diğer faktörleri hesaba kattığımızda olayın çehresi değişiyor. Bence biraz daha geniş bakmak lazım. Doğru bağlamlar içerisinde değerlendirmek lazım. Dediğim gibi Kenan daha iyi değerlendirecektir. Bir şey eklemek istiyor musun Kenan bununla ilgili? Yok, bir skeya farkı var iki taraf arasında. O soruda bir de şey varmış, istersen deneyimlere göre Ali ona da bir cevap ver istersen. Ülkenin tabii bir yazar. Türk bir yazar şimdi. Evet, son yıllarda çok Cenk Tosun'dan sonra bayağı bir art direktör verdik yurt dışında. Bizim ajanstan biri küçücük 15 kişiydik o zaman. İki tane art direktörümüz şu an Londra'da çalışıyor. Ve son birkaç yıldır bu arttı tabii ki, yani bir sürü hani bu siyasi ortam olabilir, hayat standartlarının değişmesi, çok fazla sebep var ve onlar yapıyorlar, iyi yerlerde yapıyorlar. Benim sınıf arkadaşım da Sezai'de işte Widen'e kreatif direktör oldu, Portland'a gitti, eşi de grafik tasarımcı, o da yönetmen oldu. Fırsatlar çok fazla, scale çok daha büyük, yaptığın işi yaptı. Fikir bulma anlamında da çok bir fark yok bence iki taraf arasında. Hatta bir Türk'ün, benim gördüğüm, çünkü giden arkadaşlarımın hepsi öyle diyor, çok daha medeni vakitlerde işler üretiliyor. Bir kreatif direktör Nike'ın bir tane projesini yapıyor bütün sene boyunca. Şimdi o işin çok iyi olması lazım. Olmayınca da Nike hemen hesabını soruyor zaten. Hani eğer vasat bir şey olursa. Bir projeye kapanmak başka bir şey. Yani bir haftada en az 3-4 tane market sunum yapmak başka bir şey. Şimdi bu kaslılık durumu benim gördüğüm deneyimlerde, benim arkadaşlarımda, tanıdıklarımda her seferinde Türkler orada müşteri temsilcisi bile olsa B'yi, senin Ali dediğin öngörüleyemez bir coğrafya burası. Her an her şey olabilir. Ekonomik kriz olabilir. Başka şeyler, etkenler olabilir. Bu değişkenliğe hazır olma ve çözüm üretme becerisi yurt dışında her daim iş yaptı benim gördüklerimde. B planı, ha olmuyor B planı. Almanların kafası öyle çalışmıyor çok. Hani veya Amerikalıların hani B'de olursa ne olur, C olsa ne olur? Ya hep alternatif sistemleri düşünebilmek kabiliyeti çok yüksek. Yani bizim Türkiye'de çalışan insanlarımızın. O da prim yaptığını ben biliyorum arkadaşlarımın deneyimlerinden. İş yapma biçiminde hani bir yazarın orada o dili bilmeden, o dilin mizahını veya o dilin halk dilini bilmeden iş üretebiliyor olmasını sormuş. Yani o senin deneyimlediğin, hani senin yazar arkadaşına orada da hani yabancı, Türk olmak zorunda değil, yabancı bir yazarın oradaki Amerikan pazarında, Amerikan ajansında zorlanıp zorlanmadığının deneyimini de anlat istersen. Olur, orada mesela bu bağlamda enteresan Romanya'daki ilk yaptığım işi anlatayım. Yani mesela İngiltere, Amerika biraz daha açıklanabilir. Ben cevaplamadan açıklanabilir bir tarafları var. İngilizce. Oraya tekrar geliriz. Ama Romanya mesela. Romanya'da biz en nasıl diyeyim, son yılların en yüksek medya bütçesi olan kampanyasını yaptık ben başlar başlamaz. Ondan önce mesela ilk yaptığım şey bir manifesto yazmaktı. Bir Kaufland diye Alman markasına manifesto yazmaktı. Niye? Çünkü ne bağlı? Brief de şuydu. Yerel üreticiyi destekliyorduk. Yani böyle bir şey. Şimdi, o dönemde de ajans çalkantılı bir dönemden geçtiği için ya da nasıl diyeyim, bu işi hakkıyla yerine getirecek çok da fazla ayırabileceğimiz kaynak yoktu o dönemde. Ben açtım. Roman mitolojisini aradım. Wikipedia'da bu var. İkincisi Roman bayrağını aradım. Romanya bayrağında bir tanesi buğday, bir tanesi gökyüzü, bir tanesi de hatırlamadım. Başka, yani sonuçta bayrağın renkleri. Şimdi biz bunları ulusal bir ulusal olarak yerel üreticiyi destekliyorsak, bayraktaki sarı da buğdayı temsil ediyorsa zaten bağlantıları kurmaya başlıyorsunuz. Bunlar çok da metin yazarı işi değil. Bunlar mantık işi ve internette bunların hepsi var. Ben oturup bunları İngilizce olarak yazdım. Dedim ki buyurun size manifesto. Zaten müşteri Kaufland Alman
müşterisi olduğu için Romanya'daki arkadaşlar bu müşteriyle İngilizce iletişim kuruyorlar. Daha sonra bunlar Türkçe'ye çevriliyor. Ben bu noktaları birleştirip buraya böyle bir en milliyetçi duygularımı Romanya'ya özgü milliyetçi duygularımı ortaya kapatıyorum. Roman mitolojisi orada. Gıdayla bayrağı birleştirmişim. Üretici ondan sonra hepsi bir araya geliyor. İngilizce ben bunları yazdım. Sen bunları nasıl yazdın dediler. Ya nereden biliyorsunuz Roman mitolojisi falan? Benim Wikipedia'da var zaten. Benim sadece o noktada bile. Sonra bunlar getirildi İngilizce olarak müşteriye sunuldu. Müşteri sonrasını hatırlamıyorum. Müşteri yani sunuma gittiğini hatırlıyorum. Gittikten sonra sanırım Romancı'ya çevrildi. Bir tanesi bu. İkincisi Telekom için çalıştığımız bir şeyde özgürlük üzerine Romantoğlu, yani bunlar en çok öngörülemez şeyler değil. Roman toplumu tabii Çavuşescu döneminde özgürlükleri kısıtlanmış bir toplum. Bu tarihe vakıfsanız, bunu biliyorsanız eğer, toplumun bir takım reflekslerini ve kaygılarını anlayabiliyorsunuz. O zaman bu kelime üzerine kelime kombinasyonları yapmaya başladım ben. Bir metin yazarı arkadaşımızla oturduk bir kafede. Net liberare diye bir kelime kombinasyonu nedir? İnternete özgürlük. Niye? Çünkü zaten Telekom kendi konumlandırmasını artık hani telefon şirketinden çok internet şirketi olarak yapmaya çalışıyordu. İnternete özgürlük getirmek. Bunun karşılığı toplumda oldu. Niye? Çünkü özgürlüğe karşı bir hassasiyet olan bir toplum. Ama bu İngilizce yani Romence metin yazmayı Romence bilmeyi gerektiriyor mu? Ya Romence yazıyorsun evet ama başka dinamikler de var. Oturup böyle komple baştan sona yazmış değil. Ve bunu, bu kavramı oturttuktan sonra da oturup metin yazarı arkadaşlar oradan alıp o manifestoyu toparladılar. Yani bu bir başka, bu mesela İngilizce konuşulmayan bir toplulukta ki deneyiminden bahsediyorum. Şimdi metin yazarı olarak işlev görülebilir mi? Evet, görülebilir. Yani orada sıkıntı var. Yok değil, var. Ama nasıl bir role talip olduğunuzla alakalı. Yani oturup %100 olaya hakim olabilmeniz mümkün olmuyor dili bilmemeniz itibariyle. O yüzden orada bir sıkıntı var. Ama mesela yerel bir pazarda global bir markaya iş yapıyorsanız öyle bir sıkıntı yok. Nedir mesela? Romanya'da Romanya için Alman bir müşteriye İngilizce sunum yaptım için hiçbir sorun olmadı. Romanya'da zaten yerel markalar çok kısıtlı. O yüzden bütün markalar bu şekilde. Rusya, mesela Rusya'ya giderseniz bütün yöneticiler zaten uluslararası olacağından hemen hemen bütün işler İngilizce geçecek. Ama bir yönetici olarak ekibinizle iletişim kurmanızda başka bir katman çıkıyor. Ama zaten yönetici olarak gitmiyorsanız böyle bir şey var. O yüzden çalıştığınız pazarlar pazardan pazara çok değişiklik olacaktır. Yani yerel markası bol olan Almanya'ya gidiyorsanız orada çalışan metin yazarları olduğunu biliyorum. Ama burada mesela bir sıkıntı çıkabileceğini öngörüyorum. Niye? Çünkü yerel pazara, yerel ekiple o dilin kıvraklığıyla iş üretmeniz lazım. Burada da şunun faydası olabilir. Almanya'da işler daha, süreçler daha nizami yürüdüğü için daha farklı olabilir. Amerika'ya gelince, global markaya iş yaptığınız zaman ve de İngilizce iletişim kurduğunuz zaman olayın rengi bambaşka. Yani o yüzden hani case by case almakta fayda var herhalde. Hepsi bütünlüklü aynı şekilde olmuyor. Bir o. İkincisi, az önce bahsettiğimiz şey, Principles of Typography diye Google'a, Typography Principles diye Google'a yazmanın ihtiyacı sadece oradaki aramadan aramaya özel bir şey değil. İngilizce Photoshop'tan daha önemli. Yani bir art direktör için bile. Çünkü iletişim kurabiliyor olmak, ya ben şu anda mesela burada da sunumları yazıyorum. Yazmam gerekiyor. Benden bekleniyor. Metin yazıyorum. Metin yazarına paslıyor muyum? Paslıyorum. Yazdıktan sonra. O da ondan sonra onun bir cilasını çekiyor. Geçiyor gidiyor. Çünkü ben onun kadar hakim değilim olaya. Ama bir kere zaten biz bu popüler kültüre maruzuz. Doğduğumuzdan beri. Amerika'dan gelen.
İkincisi İngilizce konuşuluyor. Ben İngilizce konusunda pek sıkıntı çekmedim hiç. Üçüncüsü zaten dediğim gibi yerel pazarda olsanız bile eğer ki global bir müşteriye çalışıyorsanız ortak diliniz yine İngilizce, dönüp dolaşıp yine İngilizceye geliyor. İletişim becerileri bir, İngilizce iki, size zaten dünya pazarının bayağı bir kısmını açar. Üzerine İspanyolca öğrenirseniz dünyanın %90'ında iş görebilir bir metin yazarı olabilirsiniz. Budur. Peki, çok teşekkürler Ali. Etkinliğimizi yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım. Yoksa yavaş yavaş bitiriyorum. Yani teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için, fikirlerinizi paylaştığınız için ve genç tasarımcı arkadaşlar da eminim bunlardan çok faydalandı. Kenan ve Ali, ikinize de çok teşekkürler. Umarım faydası olmuştur. Yani GMK'ya biraz uzak kaldım ama o coğrafyada istikrarı düşünürsek GMK'nın ne kadar kıymetli bir kurum olduğu da ortaya çıkar. Bunca senedir varlığını sürdüren bir kurum olarak. O yüzden hani o konuda da genç yaratıcıların herhalde artık yaşımız başımız geldiğine göre genç yaratıcılara tavsiyemiz GMK'ya sahip çıkmaları. Kıymetini bilmeleri. Ha, bir de şöyle bir şey diyeceğim. Yani o zaman bizim de yani hani yani örneğin Kristalema. Kristalema'ya ajans katılıyor. Kendi isminizi parlatabileceğiniz bunun dışında başka da pek de bir platform yok yani. O yüzden hani katılın, coşturun, sahip çıkın vesaire. Zaten yarından itibaren yani 31 Mayıs'tan itibaren bizim grafik tasarım sergilerinin 40.sı açılıyor. Onun duyurusunu yapmıştık. 40 yıl. Tabii 40.sı abi. 81'den beri düzenleniyor böyle bir sergi. Bunun için hani hakikaten gençlerin bu konuda daha heyecanlı olmalarını ve katılımcı olmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz. Peki Kenan ve Ali çok teşekkürler. İkiniz de katıldınız, vakit ayırdınız bize. Seve seve. Her zaman. Her zaman. İzleyicilerimize de bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Ekim'e kadar ki olan sürede artık son etkinliğimiz bu. Hepinize iyi geceler diliyorum ve Ekim ayında görüşmek üzere diyorum. Ha, iyi tatiller o zaman herkese. İyi tatiller herkese. Vay be, bayağı. Ha? Ders dilini çaldık ha. Yani bitirişini çaldık, pardon. O zaman din teşekkür ederiz Ferhat bu fırsat için. Hem GMK'ya hem sana. Çehresi değişti son 4-5 senedir GMK'nın. Burada payınız çok büyük. Ali'nin dediğine katılıyorum. Kendinizi GMK sergilerinde parlatın. Ben de öyle yapmıştım zamanında. Yani o kataloğu sallayarak iş teklifi yapan ajans sahipleri olmuştu. Onun için ona kıymet verin. Güzel. Peki. Çok teşekkürler. İzleyenlere de teşekkürler. Evet. Görüşürüz. İyi bak Ali kendine. Sen de. Görüşmek üzere. Bye bye.